Vay canına, bu çok eğlenceli. Tekrar yapmak istiyorum. İşte geliyor. Oh, şuna bak. İnanılmaz oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben de denemek istiyorum. Yok, yapma. Ama... Of, peki o zaman. Kes şunu. Hey, saçıma sıkma. Al bakalım. Elinden gelenin en iyisi bu mu yani? Kes şunu. Bir dakika. Neredeyiz biz? Buraya bakın. Sanat yarışması zamanı. Oh, ne güzel çiçekler. Doğanın mucizeleri. Bak, çok güzel bir kelebek. Ha? Nereye gidiyor bu? Çok zarif bir böcek. Biz ne yapıyoruz peki? Tüh, ne şapşalım. Bir saniye. Sizden kelebek çizmenizi istiyorum. Peki. Bunu yapabilirim. Bir düşüneyim. Çok da zor olmamalı. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Resim malzemelerimi çıkarayım en iyisi. İşte ihtiyacım olan her şey burada. Bu fırçayı kullanacağım. Birazdan çok çok güzel bir kelebek çizeceğim. Biraz bekleyin. Gördüğünüz şey aklınızı başınızdan alacak. Önce bir tarafını boyuyoruz. Merhaba. İnanılmaz güzel. Olamaz resmim. Resmimi mahvettim. Hepsi kelebeğin suçu. Bir saniye. Sanırım bunu düzeltebilirim. Camın üstüne boyayı döküp süngerle yayıyoruz. Boya her yerde aynı kalınlıkta olmalı. Camı tamamen boyayla kaplıyorum. Sonra bir pamuklu çubuk alıp buraya bir kelebeği çiziyoruz. Harika oluyor. Şimdi bunun üstüne kağıt koyup hafifçe bastırıyoruz. Sonra kağıdı yavaşça kaldırıyoruz. Vay canına, süper oldu. Düşündüğümden daha da iyi. Çok yetenekliyim. Hiç böyle bir kelebek görmemiştim. Wow. Müthiş. Bunu sen mi yaptın? Benim de güzel bir şeyler yapmam lazım. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İçinde bir sürü ıvır zıvır var sadece. Büyük hayal kırıklığı. Bir saniye. Buldum. Bu sayfayı katlıyoruz ve sonra kesmeye başlıyoruz. Hiç acele etmeden. Kağıda kanat şekli veriyoruz. Aynen böyle. Kağıdı açtığımızda karşımıza bir kelebek çıkıyor. Ama daha işimiz bitmedi. Siyah bir kalemle kenarları boyuyoruz. Şimdi süslemeye başlayabiliriz. Kanatları için böyle bir desen çiziyoruz. Ana hatları tamamdır. Şimdi biraz renk katmanın zamanı geldi. Pembe bence harika olacak. Şimdi bunu bir kenara bırakıp bir çengelli iğnenin ucunu böyle büküyoruz. Vay canına, bayağı güç gerektiren bir şey. Ucunu hafifçe geriye doğru büküyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. İğnenin etrafına bir lastik bant doluyoruz. Ve bantı sıkıca çekiyoruz. Güzel oldu. Sonra bu ataşı alıyoruz ve açarak düz tel haline getiriyoruz. Teli elimizden geldiğince düzeltiyoruz. Şimdi teli lastik bantın içinden geçirip ortasından büküyoruz. Süper oldu. Sonra teli çengelli iğnenin ucundan geçirip iki ucunu yana açıyoruz. Bu kelebeğin anteni oluyor. Artık buna kelebeğin kanatlarını takabiliriz. Ama en iyi kısmı bu değil. Kelebeğin alt kısmını böyle döndürüyoruz. Burayı bıraktığımızda kelebek uçacak. Vay canına, çok havalı. Bu şu ana kadar yaptığım en harika şey oldu. Ne? Bunu nasıl yaptın? İnanılmaz değil mi? Bana geri geldi. Beni çok sevmiş olmalı. Ne kazandı? Gerçekten men yaşasın. Bu haksızlık ama. Sulu bir ananas. Tadı çok güzel. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Siz hala buradasınız demek. İşte bir sonraki göreviniz. Bu benim için çok kolay olacak. Yalnızca ne kullanacağımı karar vermem gerekiyor. Zor bir karar. Bilemiyorum. Sanki beni kızdırmak için yapıyor. Karnım çok acıktı. Keşke yanımda lezzetli bir atıştırmalığım olsaydı. Bir saniye, bir fikrim var. Çantamda hala öğle yemeğinden kalma bir şeyler vardı. Nefis bir portakal. Çok iyi. Şimdi bunu mideye indireceğim. Ağzım sulandı resmen. Neyse, hepsini ağzıma atacağım. Çok iyi geldi gerçekten. En iyi sınıfta atıştırmalık yok. Ama siz ananas yiyordunuz. Olamaz, kabukları kaldı. Neyse, bunları çöp atayım. Bir saniye. Bu aklıma bir fikir getirdi. Portakal kabuklarını kullanabilirim. Bu şişe kapağını alıp kabuğun üstüne bastırarak küçük daireler yapacağım. Kapağı aynı kurabiye kalıpları gibi kullanıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Fon kağıdından bir daire kesip üstüne bir oval çiziyoruz. Sonra bu yeşil fon kağıdını yırtıyoruz. Bunu yapmak insanı çok rahatlatıyor. Kağıttan küçük şeritler kopartıyoruz. Sanırım bu kadarı yeterli.
Şimdi bunları alttaki çembere ovalin üst kısmına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi portakal kabuklarını alıp ovalin içine yerleştiriyoruz. Kabukları bu şekilde dizip altlı üstlü şekilde yerleştiriyoruz. Bu desen harika bir efekt yaratacak. Bu kadar yeterli. İşte çok lezzetli görünen bir ananasımız oldu. Ha, bitirdin mi hemen? Çok güzel oldu bence. Şuna bir bak. Ah, demek olay bu, öyle mi? Onun kazanmasına izin veremem. Bir dakika, harika bir fikrim var. Bandı siyah bir tuvalin üstüne yapıştırıp üst kısmını boş bırakıyoruz. Şimdi altın rengi boyaya ihtiyacımız var. Benim pahalı zevklerim vardır. Bantların arasındaki boşlukları boyuyoruz ama hepsini değil. Boşlukları oval şekilde boyuyoruz, sonra bantları dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Aksi halde boyalar yayılabilir. Vay canına, çok harika görünüyor. Şimdi yeşil renkli boyaya geçiyoruz. Bu boyayla yaprakları yapıyoruz. Ananasımızın üst kısmı oluyor. Şuna bir bak. Artık alkışlayabilirsiniz. İşte karşınızda bir başyapıt. Güzel olmuş Betty. Bilmediğim bir şey söyle lütfen. Sanırım çok yetenekliyim. Artık gerisi öğrenmene kaldı. İlginç. İkiniz de kazandınız. Ben kazandım, yaşasın. Hayır, ikimiz de kazandık. Dünyanın en güzel kuşu kimmiş bakalım? Sensin elbet. Bir dakika, seni oradan çıkaralım. Hadi uç melek kuşum. Çok güzel değil mi? Vay canına. Burasının vahşi yaşam sınıfı olduğunu bilmiyordum. Bana bir anda ilham geldi. Umarım hakkını verebilirim. Ne? Of, hadi ama. Herkes başımıza eleştirmen kesildi. Bu çok komik. Bir dakika. Şaka yapıyorsun herhalde. Ah, aptal kuş. Kuş belli ki son modayla pek ilgilenmiyor. Temizleyin şunu üstünden. Hey, sanat yarışması zamanı. Aa, öğretmen nereye gitti ki? Biz de mi gitsek acaba? Aa, evet, olabilir. Bir dakika, orada kimse var mı? Bir dakika, ah, neredeyim ben? Biraz kestiriyordum da. Gözlerim bir anda kapanmış. Sizi bekliyoruz. Ah, ne? Aa, yarışma tabii. Ah. İşte size yeni göreviniz. Bu zor olabilir. Ne yapsam acaba? Hah, buldum. Hey, ne yapıyorsun sen? Benim araştırma yapmam lazım. Birazdan dönerim. Görüşürüz. İşte buradan başlayabilirim. Şu an hiçbir şey yok. Bir dakika. İşte ben de bunu arıyordum. Kocaman bir örümcek ağ. Üstelik mükemmel durumda. Artık işe girişsem iyi olur. Bütün günü burada geçiremem. Şimdi bu yapıştırıcıyı alıp ağın üstüne sıkıyoruz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Yapıştırıcıyı siyah fon kağıdının üstüne sıkıp iyice yapışkan hale getiriyoruz. Bu kadar yeter. Umarım işe yarar. Kağıdı ağın üstüne koyup onun da üstüne bu çerçeveyi yerleştiriyoruz. Şimdi çerçeveyi çekiyoruz. Vay canına, müthiş oldu. Öğretmen buna bayılacak. Bu iş neden bu kadar zor ki? Ben geldim. Ne diyorsunuz? Bu gerçek bir örümcek ağ. Neyse ki alırken etrafta hiç örümcek yoktu. Bunu nasıl yapmış ki? Ah, şimdi görürsün sen. Bir yeri aramam lazım. Alo, acil bir durum var. Hanımefendi, bu sizin için. Şef bunu özellikle sizin için yaptı. Şaka mı bu şimdi? Her şeyi açıklamak zorunda mıyım? Yiyin hadi sadece. Ah, anlamıştım zaten. Neden öyle söylemedin? Muzla başlayacağım. Çok lezzetli. Çok taze. Ah, çok güzeldi. Benim yeni bir işe ihtiyacım var. Aa, bu tabağı kullanabilirim. Çatalın tersiyle böyle çizmeye başlıyoruz. Tabağa bir şekil veriyoruz. Bu işimizi görür. Şimdi siyah boyaya ihtiyacımız var. Tabağı böylece boyuyoruz. Çizdiklerimiz ortaya çıkıyor. İşte şimdi bir örümcek tabağına benziyor. Tada! Biliyorum. Bence de harika oldu. Kimin en iyi olduğunu birazdan öğreneceğiz. Zor bir seçim. Ama bu turu en iyi kazanıyor. Yaşasın, bu benim zafer dansım. Oo, çok iyi oldu. İşte bir sonraki göreviniz. Şimdi nefis bir dondurma çiziyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bu kitap çok ilginçmiş. Beni duydunuz mu? Hadi başlayın. Aa, hadi başlayalım bari. Yapacak daha önemli işlerim var benim. Hey, ne yapıyorsun? Pardon, özür dilerim. Çöpe at gitsin. Ne? Yok artık. Ben senin uşan değilim. Aa, bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bir parça kartonu dondurma şeklinde kesiyorum. Ama şimdi bunu ayrıntılarda eklememiz gerekiyor. Külahıyla başlıyorum. Bunu yapmak çok kolay oldu.
Sonra makyaj pamuklarını yapıştırıp kat kat yapıyoruz. Ama biraz fazla vanilyalı oldu. Bunun için dondurmamıza biraz renk katıyoruz. Pamukların üstüne sulu boya damlatıp farklı renkler kullanıyoruz. Sonra üstüne bunları serpiştiriyoruz. Bunları kağıt parçalarından yaptım. Tamam, bence oldu artık. Çok gerçekçi görünüyor. Çok da lezzetli. Çok güzel olmuş değil mi? Çok iyi olmuş gerçekten. Ama ben daha iyisini yapabilirim. Keşke şu an biraz dondurma olsa. Gösteri zamanı. Uşağım. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bana mı haykırdınız hanımefendi? Hadi sene. Yerine hemen birini bulabileceğimi unutma. Tabii ki hanımefendi. Burada neler varmış bakalım. Mafa mı? İşte bununla çalışabilirim. Yalnız birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Altına birkaç kesik atıp bir üçgen oluşturuyoruz. Sonra ortasından kesiyoruz. İşte waffle'dan küçük bir üçgenimiz oldu. Üçgeni bir tepsiye koyup bir muz parçası ekliyoruz. Bu bizim dondurmamız oluyor. Dilimleri üst üste koyup çilek parçalarını ve tabii ki minik şekerlemeleri ekliyoruz. Ne güzel rengarenk oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Yanına bol bol sulu çileklerle nefis yaban versinlerini ve son olarak çilek şurubunu ekliyoruz. Öğretmen buna bayılacak. Kokusunu alınca kendinden geçecek. İşte şimdi bekliyoruz. Güzel bir şeyler kokuyor. Hem de çok güzel. Yarışmaya dönelim. Kazanan çok belli. Betty kazanıyor. Nanik. Bence benimki daha güzel oldu. Sanırım başlasak iyi olur. Öncelikle hadi davullar çalsın. Bir gökkuşağı resmi yapıyorsunuz. Vay canına, gökkuşaklarına bayılırım. Başlayalım o zaman. Çantamdan bir şeyler almam lazım. Ben de çantama bir bakayım nelerim varmış. Senin çantan bu mu? Bunu resmim için kullanabilirim. Bunu unutmuş olmalıyım. Hala güzel kokuyor. Şaka mı bu? Şimdi çıkaracağım. Takılıyorum canım. Bana bir kalem lazım. Tabii ki üstü pırlanta kaplı bir kalem. Bu da nereden gelmiş böyle? Bakma bir fikir getirdi. Hey Kendall. Uzak tut şunu benden. Çok iğrenç. Tamam, bu kağıdı katlayarak başlıyoruz. Üstüne koyduğumuz bu teneke kalemliği bir daire çizmek için kullanıyoruz. Sonra daireye bir yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Gülümsemesini kat olan yere yayıyoruz. Ne harika bir gülümseme. Şimdi kağıdı açıyoruz. Bu para destesini cetvel gibi kullanıp yüzü birleştiriyoruz. Şimdi sıra bu yüzü renklendirmede. Renklerin mümkün olduğunca parlak olması gerekiyor. Ağzının içine bir gökkuşağı çiziyoruz. Sonra kağıdı tekrar katlıyoruz. Harika görünüyor. Hey, şuna bak. Çok iyi değil mi? Vay canına, çok şaşırdım doğrusu. Börneğe daha başlamamıştım bile. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Eski tebeşirlerimi buldum. İşte bunları kullanabiliriz. Şimdi bana eski dostum çekicim lazım. Daha önce yaptığım bu kelebek şablonunu siyah fon kağıdın üzerine koyuyoruz. Sonra da bu tebeşirleri ezmeye başlıyoruz. Bunu yapmak çok iyi geliyor. Ciddi stres azaltıyor. Şimdi şablonu kaldırıyoruz. İşte müthiş kelebeğim karşınızda. Harika iş çıkardınız kızlar. Biliyorum. Zor bir karar ama Birdney kazanıyor. Gerçekten mi? Vay canına, teşekkürler. Bu büyük haksızlık. Üzülme, resmin hoşuma gitti. Havada aşk kokusu var. İşte bir sonraki yarışmanız. Bu bir kalp. Ve ilham versin diye burada özel bir konuğum var. Şuraya bakın. Merhaba hanımlar. Ben buna yakıcı bakışım diyorum. İyi ki şu vantilatörü getirmişiz. Çok yakışıklı. Onu önce ben gördüm. Hayır, ben gördüm. Bu turu kazanmam lazım. Özel bir şey yapacağım. Ver o kalpleri bana. Daha çok ver. Olabildiğince hızlı kesmeye çalışıyorum ama baskı altında iyi değilim der. Buyurun. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Brian çok hoş biri. Birlikte çok mutlu olabiliriz. Tamam, hadi başlayalım. Önce şu romantik mesajla başlıyoruz. İşte sanırım tam olarak istediğim bu. Şimdi harflerin çevresinden altın rengi kalemle geçiyoruz. Sonra bu yıldızları ekliyoruz. Diğer kalplerin üstüne bu mesajları yazmıştım. Sanırım bunu seçeceğim. Kenarlarını katlıyoruz. Ve kat izi olsun diye üstüne bastırıyoruz. Şimdi üst tarafını katlıyoruz. Böylece küçük bir zarf yapıyoruz. Kapağını kapatmak için bir çıkartma kullanıyoruz. Bunu diğerine de ekliyoruz. Bu bir aşk mektubu koleksiyonu. Bundan çok şirin bir anahtarlık yaptım. Vay canına, çok iyiymiş.
Bu düşündüğünden zor olabilir. Bir şeyler düşünmem lazım. Heh. Tamam, başlıyoruz. Buraya bir kalp çiziyoruz. Ama bu biraz değişik bir kalp olacak. Değişik ama çok güzel görünen bir kalp. Merhaba hanımlar. Bu berduş görünümünü sevdim. Ve çizimin de müthiş olmuş. Bu güle ne dersin? Vay canına, çok centilmensin. Ve vay canına, bu nedir? Bu benim için mi? Güzellik ve yetenek bir arada. Ne güzel bir birleşim. Sana bir şey vermek istiyorum. Aa, bu inanılmaz. Evet, bu tepkiyi hep verirler. Benim için bir şeyin var mı? Sessiz ol. Benimle ilgileniyor işte. Aa, çok ele gelen bir şey. Gerçekten ufak bir şaka sadece. Sıradaki yarışmamız bir fırça. Aa, Bernie nerede? Aa, hiç bilmiyorum. Her neyse, olmadan da başlayabiliriz. Hadi o zaman. Bu çok kolay olacak. Alo, bir siparişim var. Aa, ne hızlı bir servis. Alışverişi çok seviyorum. En sevdiğim hobim. Tamam, şimdi şunu kutudan çıkaralım. Bu nasıl sığmış buraya ya? Of, ağırmış da. Ama süpermiş. Ha, bu kutuya artık ihtiyacım kalmadı. Aa, üzgünüm, geç kaldım. Aman tanrım, bu tuvalet kağıdı mı? Ha? Ha, sen neden bahsediyorsun? Aa, evet, pardon. Evet, bu utanç vericiydi gerçekten. Aa, ne kaçırdım? Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Aa, lütfen kes şunu. Aa, çok iyi geldi ama. Aa, bunu kullanabilirim. Boya fırçasına ihtiyacım yok. Pamuklu çubuğu kırıp ikiye bölüyoruz. Sonra tuvalet kağıdını sıkıca sarıyoruz. Şimdi de bunu yeşil plastiğe sarıyoruz. Aynen böyle. Bu bittiğinde bize bir çıkartma lazım. Bu çıkartmayı uca yapıştırıyoruz. Güzel oldu. Şimdi bunu bir şeffaf tüpün içine koyuyoruz. Sanırım artık hazır. İlk pamuklu çubuğu pembe boyaya batırıyoruz. Bu renk plastiğin rengine uyuyor. Sonra pamuğu kağıdın üstüne sürüyoruz. Bu renkli işimiz bittiğinde diğer pamuklu çubuğa geçiyoruz. Şimdi sıra mavide. Pamuğun boyu emmesini bekliyoruz. Sonra sanatımıza devam ediyoruz. Ha, bu da ne? Demek olay bu, öyle mi? Sen daha hiçbir şey görmedin. Büyük planlarım var benim. Şu an bir şaheser yaratmak üzereyim. İşte bitirdim. Ha, bu nedir? Neden böyle bir şey yaptın? Sen kaybettin. Hadi ama, fırça elimden kaydı sadece. Ay, üzgünüm, potasyum ihtiyacımı karşılamam lazımdı da. Sıradaki konumuz bu. Bu kadar çalışmak karnım acıktırdı. Bana yiyecek bir şey getirin. Oo, bu güzel. Hepsi çok lezzetli görünüyor. İlk hangisini denesem acaba? Vay canına, çok güzel görünüyor. Aa, ben de istiyorum. Çek şu pisellerini. Yiyeceklerime dokunmanı istemiyorum. Aa, hadi ama, bunların hepsini yiyecek hali yok ya. Peki, sana bir yumurta vereceğim. Yakala. Ay ay, dur, düşme. Oh, oh, iyi kurtardım. Bunun için teşekkürler. Yumurtayı bir kasenin içine kırıyoruz. Sarısını ayırıp başka bir kaseye alıyoruz. Sarısını dağıtmak için parmaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi yapış yapış bir dokusu var. İçine biraz yağ katıyoruz. Birazcık daha. Şimdi karıştırıyoruz. Sonra karışımı bir şırıngaya dolduruyoruz. Şırınga çalışmalarımızı kolaylaştırıp etrafı kirletmemizi önleyecek. Şimdi bu yumurta karışımını toz boyaya ekliyoruz. Fazlasına gerek yok. Birkaç damla yeter. Yumurta ile boyayı karıştırmak için bir fırça kullanıyoruz. Ah, oldu gibi görünüyor. Sonra yumurta kabuğunu alıp hafifçe eziyoruz. Kabuğu ufak parçalara ayırıyoruz. Bu ufak parçayı alıp maviye boyuyoruz. Bu renge bayılıyorum. Bu kabukları daha önce çizdiğim vazonun üstüne yapıştırıyorum. Sonra bu çiçekleri ekliyoruz. Çok doydum. Bir dakika, sanırım çok fazla yedim. Vay canına, pardon, kusura bakmayın. Ama çok iyi geldi doğrusu. Yalnız hiçbir şey israf etmek istemiyorum. Belki bununla bir şey tasarlayabilirim. Daha önce bu fon kağıdını maviye boyamıştım. Şimdi bu brokoliyi fırça olarak kullanıyoruz. Boyayı kağıda bandırıyoruz. Farklı renkler kullanıyoruz. Bu harika bir yaprak efekti yaratıyor. Ne dersiniz? Çok güzel. Ah, bayıldım. Çok yaratıcı. Hanginizi seçsem acaba? Zor bir seçim ama Kendall kazanıyor. Yaşasana, ben bir harikayım. Pekala, sakin ol bakalım Picasso. Bak nasıl dönüyor. İşte sıradaki konunuz bu. Ne heyecan verici. Şaka mı bu? Bununla ne yapacağız hiç anlamadım. Ah, gömleğimden bir iplik sökülmüş. Bir tane de burada var. Tam ihtiyacım olan şey. Hmm,
Belki bunları kullanabilirim. Ooo, makyaj yapıyor. Belki hiç fark etmez. İşte tam fırsatı. Doğal davran. Ah, işte aldım. Harika, hallettim. Bu ipi bir rujla kaplıyoruz. Sonra ipleri defterin üstüne koyuyoruz. Bu şekilde bir dalga şekli veriyoruz. Sonra defteri kapatıyoruz. Ve ipleri çekiyoruz. İşte karşınızda soyut bir eser. Harika görünüyor değil mi? Vay canına, çok etkileyici gerçekten. Bir dakika Bertney. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Sen de kalsın. Biz bu fırçayı kullanıp tuvalimizi siyaha boyuyoruz. Ama yarısında boyamayı kesiyoruz. Ortaya tutkallı bir çizgi çekiyoruz. Siyah boyanın ve siyah tuvalin üstüne fırçayla tutkalı yayıyoruz. Aynen böyle. Kurumadan evvel üstüne sim serpiştiriyoruz. Ah, çabuk olmam lazım. Of, çok uğraştırdı gerçekten. Ha, bu altın mı? Bu resmimin üstünde harika görünecek. Vay canına, kepeğim bile altından benim. Ama artık daha iyi bir şampuan kullansam iyi olur. Tuvalin üstüne bir kalp şablonu koyuyoruz. Sonra bir sprey boya alıp şablonun üstünden geçiyoruz. Çok canlı bir renk gerçekten. Şablonu dikkatlice kaldırıyoruz. Vay canına. Bunu duvarıma asacağım. Güzel olmuş değil mi? Ne demezsin sen? Bir de bunu gör. Vay canına, çok parlak. Ay, hiçbir şey göremiyorum. Koy şunu yerine. Böyle daha iyi. Vay canına. Harikulade. Çok özel bir şey hakikaten. Bir dahakine uyarsan iyi olur. Vay canına, şu ödüllere bak. Artık yarışmamızın sonuna geldik. Şimdi kazananı bildiriyorum. Ben beni seçin. Aa, çok gerginim. Acaba kazanan kim? Kazanan Kendall oluyor. Aa, buna inanamıyorum. Ben elimden geleni yaptım. Aa, kutlarım. Bir dakika. Bence ödülleri paylaşmalıyız. Gerçekten mi? Sen ciddi misin? Aa, yaşasın. Yalnız ben sarılmaktan pek hoşlanmam. Aa, çok duygulandım. Yarışmanın gerçek kazananı sanat oluyor. İlginç. Orada neler oluyor? Ama çok saçma bir şey gerçekten. Bunu görmen lazım. Aa, bu kadar komik olan ne? Şuna bir bak. Ben şapşal bir müdürüm der gibi poz vermiş. Evet, bak ben çok şapşal biriyim değil mi? Aa, demek öyle. Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz değil mi? Eyvah, bu fotoğraf canlıymış. Başınız büyük belada. Buraya gelin. Canım, neredeyiz biz? Aa, kıyafetin çok güzelmiş. Demek kendinizi sanat eleştirmeni sanıyorsunuz öyle mi? O zaman çizim yarışması başlasın. Aa, müthişim wow. Canına. Bugünkü yabını gördün mü? Evet, kesin şunu. İlk yarışmamızın zamanı geldi. Bu turda deniz temalı bir şey yapacağız. Sizden bir balık çizmenizi istiyorum. Aa, peki, sorun değil. Hemen bir balık resmi yapabilirim. Işıklara ne oldu? Karanlığı sevmiyorum. Aa, bir dakika. Sendin demek. Bunu nasıl yapıyor böyle? Sıra sende en iyi. Şunu izle. Bu bir el. Bu aklıma bir şey getirdi. Demek ki bundan ilham aldın öyle mi? Resmimize elimizin çevresini çizerek başlıyoruz. Ama elimizle çizim arasında biraz boşluk bırakıyoruz. Şimdi içini doldurabiliriz. Bu balığın kuyruğu oluyor. Şimdi sıra kafasında. Ağzını da unutmuyoruz. İşte balığımız ortaya çıkmaya başladı. Sıra gözünde ve sonra pullarında. Güzel gidiyor. Bazen kendimi bile şaşırtıyorum. Küçük ayrıntıları da ekleyip biraz da renk katıyorum. Balığımızın capşanlı görünmesini istiyoruz. Yalnız dışarı taşınmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü şu an hata yapmamız hiç iyi olmaz. Mavinin bu tonu muhteşem, çok canlı. Şimdi üstündeki çizgileri boyuyoruz. Gövdesi için farklı bir renk kullanacağız. Tamam, çizgilerin işi bitti. Şimdi sarı kaleme geçiyoruz. Sarı renk mavinin öne çıkmasını sağlıyor. Aa, harika oldu. İşte size küçük mutlu bir balık. Sıra sende. Bu küçük balıkları fon kağıdından kestim. Şimdi bunları su dolu kasenin içine atıyoruz. İyi yüzmeler. Pek hareket etmiyorlar. Olamaz balıklarım. Parçalara ayrılıyorlar. İşte bu yüzden annem evcil hayvan beslememe izin vermiyor. Aa, ağlama ama. Çok fena oldu. Senin neyin neşelendireceğini biliyorum. Bunu ben alayım. Birazdan o üzgün suratından eser bile kalmayacak. Kaseyi buraya koyuyoruz. Şimdi bize bir metal kaşık lazım. Kaşığın arkasına bir minicik balık çiziyoruz. Sonra kaşığı suyun içine koyuyoruz. Hadi utanma. Yüzmeye başla. İşte bu. Aferin sana. Şimdi yanına birkaç arkadaş yapalım. Çünkü tek başına yüzmek eğlenceli olmaz. Akvaryum gibi oldu.
Vay canına, bu inanılmaz. Çok güzel değil mi? Al bakalım. Vay canına, teşekkürler Eni. Biz bitirdik. Yok artık, o balıklar yüzüyor mu? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şimdi senin resmine bakalım. Eni çok iyi. Acaba kazanan kim? Karar verdim. Kazanan Chloe oluyor. Tebrikler. Nasıl? Ama kazanan ben olmalıydım. Hey, kuralları ben koymadım. Bu hiç adil değil. Her neyse. Bir dakika. Bu moda mı oluyor şimdi? Büyükanneme yakışır bir şey sanki. Hangisini seçsem acaba? Zevklerle renkler tartışılmaz. Sonuna bir baksana. Pardon, ben biraz moda tutkunu biriyim de. What? Ne? Oh my god. Tanrım. Şimdi sizin bir elbise tasarlamanızı istiyorum. Wow. Kim bilir, belki onu Paris'te bir defilede giyerim. Bu seferki temayı sevdim. Büyük planlarım var. Benim hiçbir fikrim yok. Ama vakit kaybetmemem lazım. İşte bu, güzel oluyor. Bu da dünyasını alt üst etmek üzereyim. Bu korkunç oldu. Bunun nasıl olduğunu hiç anlamadım. Bu çöpe gidiyor. Çok hoş. Kafamı toparlamam lazım. Hey, dikkatli olsana. Kendimi bir elbise yerine koymalıyım. Oh no. Hadi elbisenin kendisi ol. Acaba? Sanırım bir fikrim var. Denemeye değer. Bir şeye daha ihtiyacım var. Aman ne? Buldum. Ben birazdan dönerim. Büyük bir sürahi elmasıyı. İşte tam ihtiyacım olan şey. Şimdi peçeteyi açıyoruz. Sonra üst kısmını boylu boyunca katlamaya başlıyoruz. Bunlar pilelerimiz olacak. Bu şekilde katlamaya devam ediyoruz. Katların yelpaze gibi görünmesi gerekiyor. Şimdi bunu resmimize yapıştırabiliriz. Bunun için biraz tutkala ihtiyacımız olacak. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu yerine bastırıyoruz. İşte bu kadar kolay. Çok zarif ve şık oldu. Ama biraz sade oldu şu an. Şimdi bunu gösterişli hale getirelim. Boya fırçamızı alıp eteğimize puantiyeler ekliyoruz. Puantiyeler her zaman güzel görünüyor. Her birinde farklı renkler kullanıyoruz. Elbisemiz gerçekten baş döndürücü olacak. Eteğin yarısına kadar puantiyelere devam ediyoruz. Bu elbise çok eşsiz bir şey olacak. Vay canına, bayıldım. Çok güzel gerçekten. Müdürümüze göstermek için sabırsızlanıyorum. Bu kadar düşünmem karnım acıktırdı. Vay canına, Eni'nin resmine bak. Çok güzel olmuş. Peki ben ne yapacağım? Bir dakika. Bir kase dolusu sulu meyve. Onları almam lazım. Şunu ben alsam. İşte hallettim. Çok leziz görünüyorlar. Şimdi sizi mideye indireceğim. Bir tane alabilir miyim? Nanik. Olmaz. Hepsi benim. Ne kötüsün. Sanki benim de umurumda. Ağzımı tutturamadım. Bunu temizlemem lazım. Eden bulur demişler. Bir saniye. Belki bunu kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Bu ağızlara layık bir elbise olacak. Duduları bu şekilde diziyoruz. Sonra yaban mersinini ekliyoruz. Ne harika bir fikir. Tabiat ana benimle çok gurur duyacak. İyi ki hepsini yememişim. Umarım elbiseme yeterler. Uzun dökümlü bir elbise yapmak istiyorum. Yalnız biraz daha yaban mersini eklemem gerekiyor. Vay canına, göz kamaştırıcı. Defileye hazır artık. Buraya bakar mısınız? Bitirdik mi? Umarım beğenirsiniz. Ne lezzetli bir elbise bu. Sana katılıyorum. Bu elbiseyi giydiğinizi hayal edebiliyorum. Beni pohpohlamaya çalışıyorsun demek. İki elbise de muhteşem olmuş. Yani ikiniz de kazandınız. Tebrikler. Yaşasın. Çak. Eni, nereye gitti bu? Şimdi anlaşıldı. Açıklayabilirim. Neyse, keyfine bak canım. Yalnız müdüre sakın söyleme. Şimdi ne yapsak? Ne arıyor acaba? Buldum. Sihirli bir şeye. Hazır mısınız? Hem de nasıl? İşte geliyor. Sizden gökkuşağı yapmanızı istiyorum. Yaşasın, gökkuşakları beni çok mutlu ediyor. Peki ne kullanacağız? Çantama bir bakayım. İyi fikir. Hadi ama. Tuvalet kağıdı mı? Evet, bu biraz tuhaftı. Burada bir kalem falan olmalı. Ne çok şey varmış çantanda. Beleşe draje. Hem de en güzelinden. Bir dakika. Tebeşir. İşte bununla çalışabilirim. Çok harika olacak. Şu an gelmiş geçmiş en güzel gökkuşağını çizmek üzereyim. Bu resmen bir başyapıt olacak. Belki de olmaz. Nefis. Tekrar deneyelim. Bu sefer farklı bir renk kullanacağım.
Uf, bu şey neden bu kadar sert ki? Olamaz tebeşirim. Aa, çok iyi gidiyorsun gerçekten. Aa, sanırım öyle. Bir dakika. Belki bu tebeşir tuzunu kullanabilirim. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Tebeşir kağıdı böyle bastırıp ufalıyoruz. Aynen böyle. Sonra aynı şeyi farklı renklerle yapıyoruz. Tebeşir tozlarını birbirine yakın tutuyoruz. Bak, mini bir gökkuşağı oluyor. Şimdi parmağımızı tozların üstüne koyup kağıdın yan tarafına doğru sürüklüyoruz. Ve bir yay çiziyoruz. İki uca da birer bulut ekliyoruz. Sonra bu mavi tebeşiri alıp bulutların kenarlarını renklendiriyoruz. Çok fazla boyamanıza gerek yok. Sonra tebeşiri parmağımızla yayıyoruz. Bu bulutlara çok güzel bir efekt veriyor. İşte hepsi tamam. Muhteşem gökkuşağımız karşınızda. Bunun bir galeride sergilenmesi lazım. Ne? Sen iyi misin? Ben şimdi öyleyim. Vay canına, çok endişelendim. Bu drajeleri resmim için kullanacağım. Bunu daha önce akıl etmeliydim. İlk olarak yeşili alıp bir tabağa koyuyoruz. Drajeleri bu şekilde dizip sırayla farklı renkler kullanıyoruz. Çok nefis görünüyor. Ama şimdi bunları yiyemem. İşte son bir parça daha. Umduğum şey bu değildi. Vay canına, delirtecek bir şey olmasını bekliyordum. Ha? Tabii ya, her gökkuşağının yağmura ihtiyacı vardır. Tabağa biraz su döküyoruz. Fazlasına gerek yok. Bu kadar yeterli. Sen ne yapıyorsun? Bir gökkuşağı yapıyorum. Vay canına. Bu harika bir şey. Nutkum tutuldu. Biliyorum, inanılmaz oldu. Pekala, şimdi karar zamanı. Vay canına, aklımı başımdan aldın resmen. Şu renklere bak. Çok yaratıcı. Peki Annie, sen ne yaptın bakalım? Vay canına, etkileyici. Ve kazanan Annie oluyor. Ama bir dakika, Cleo de kazanıyor. İkiniz de bunu hak ettiniz. Yaşasın. Aferin bize. Ah, geldi demek. Ben de bunu bekliyordum. O nedir ki? Siz çekilin bakayım şuradan. Ah, bunu ben alıyorum. Baloncuk patlatmaya bayılıyorum. Bu bir sonraki projeniz. Güzel fikir doğrusu. Şimdi sizden bir ağaç yapmanızı istiyorum. İşte bu tam benlik. Ben bunu bitirir bitirmez başlayacağım. Ha, bunu yapmak çok zevkli. Adeta bağımlılık yapıyor. Kendimi alamıyorum. Pat 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 pat. Süper. Senin sorunların var biliyorsun değil mi? Sen de denemelisin. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir dakika. Ağaç. Aa, işte planım hazır. Hadi bakalım. Yalnız birkaç ufak düzeltme yapmam gerekecek. Baloncukları daire şeklinde keserek başlıyoruz. Şimdi sıra bir sonraki adımda. Bu daireleri boymamız gerekiyor. Dairenin üst kısmını pembeye boyuyoruz. Sonra turuncuya geçiyoruz. Daireyi bu şekilde bölümlere ayırıyoruz. Alt kısımda mavi oluyor. Tam istediğim gibi oldu. Sonra daireyi dikkatlice ters çevirip kağıdın üstüne bastırıyoruz. Şimdi sıra diğer dairelerde. Her bölümü farklı renklere boyayıp tekrar kağıda bastırıyoruz. Sıra sonuncuda. Bu dairede yeşilin farklı tonlarını kullanıp renkleri birbirine kaynaştırıyoruz. Bu daireyi sayfanın en üstüne bastırıyoruz. Şimdi daireleri yavaşça yerinden kaldırıyoruz. Baloncuklar kağıdın üstünde böyle bir şekil bırakıyor. Çok harika görünüyor. Tam planladığım gibi. Şimdi son rötuşları yapmamız gerekiyor. Ağacın gövdesini yapmak için kahverengini kullanıyoruz. Sonra gövdeye dallar ekliyoruz. Modern sanat gibi oldu. Peki biraz çimene ne dersiniz? Diğer dairelere de aynısını yapıyoruz. Gövdeye efekt için beyaz renkli boya kullanıyoruz. İşte bitirdim. Farklı bir şey oldu. Ama benim hoşuma gitti. Yaşasın. Eyvah, ben ne yaptım öyle? Pardon, benim hatam. Sen ne yaptın böyle? Resmi mahvoldu. Şunu çıkarmaya çalışacağım. Of, bu daha beter oluyor. Boşuna uğraşıyorum. Hey, belki resmimi hala kurtarabilirim. Tamam, ne yapacağımı buldum. O zaman işe koyulayım. Pamuklu çubukların çevresine bir lastik bant sarıyoruz. Sıkı sıkıya olmasına dikkat ediyoruz. Bunu kağıdın üstüne yeşil boya sürmek için kullanıyoruz. Çubukları sağa sola rastgele bir şekilde dokunduruyoruz. Hiç fena olmuyor. Şimdi daha açık bir ton yeşile geçiyoruz. Boşlukları doldurmak için bunu kullanıyoruz. İşte boya katmanları oluşmaya başladı. Katmanlar kontrast ve doku efekti veriyor. Şimdi gövdesini kahverengine boyuyoruz. Gerçekçi görünmesi için böyle katmanlar oluşturuyoruz. Daha sonra çok fazla olmayacak şekilde dallar ekliyoruz. Yani yaprakların arasından böyle birkaç dal çıkarıyoruz. Uzun fırça darbeleriyle de çimen yapıyoruz. Çok güzel oldu. Doğrusu bu kadarını ben bile beklemiyordum. Şu ana kadar yaptığım en iyi çalışma, şuna bak. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Sana hala kızgınım.
bazen ürkütücü olduğunu biliyorsun değil mi? Umarım ben kazanırım. Bu çok eşsiz bir şey olmuş Chloe. Ne? Adeta kendimi doğada gibi hissettim. Muhteşem bir çalışma olmuş. Peki bu turu kim kazanıyor? Kazanan tabii ki Annie oluyor. Yaşasana, işte bu, işte bu. Aferin sana. Annie'ye bir özür borçluyum. Bu senin için. Lollipopları sevdiğimi biliyorsun. Oh, çok rahatladım. Hadi tekerleği çevirelim. Ben çevirmek istiyorum. Misafir benim. Benim fikrimdi. Bırak yoksa... Durun dedim. Bozacaksın. Aa, hoşuna bak. Sanırım bir gül çizeceğiz. Bu da ne? Hanımlar, iki güzide çiçeğe bir zarif gül getirdim. Tuhaf. Güzelliğiniz karşısında eridim bittim. Sevdim seni. Yarışmalar başlasın. Sonunda. Yok artık. Bir durun. Odaklanmam biraz zor olacak gibi. Zaten sanki bir sanat eserine bakıyorum. Öyle derler hep ama bilemedim. Ne fevkalade bir bıyık. Cidden mi? Hey! Bir yarışmadasınız, unutmayın. Ah, evet haklısın. Bu pek de güle falan benzemiyor. Ama biraz toparlarsam... Kalbin içine birkaç tane üçgen ekleyeyim. Gül yapraklarına benzesinler. Şimdi de gülün kalanını çizeyim. Güzel gidiyor. Yaprakları ekleme zamanı. Kökünü de unutmamalıyım. Ben bitirdim. Güzel bir şey çıktı. Güzel. Bu da benimki. Minimalist oldu. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Çok güzel. Sen kazandın. Evet, biliyordum. Ödül ne? Sen mi? Sevgiyle taşıyacağım. Müthiş kokuyor. Sizi seçeceğim belliydi. O kadar kıskanma. Acaba sırada ne var? Dur bakalım, ben çevireceğim. Nerede duracak? Oo, küçük bir kuş. Ne tatlı. Hadi bakalım, başlayalım. Peki, peki. Boyayla aram pek yok. Ama bir deneyebilirim. Doğada olduğunu hayal etmen lazım. İşin sırrı bu. Bu kırmızı iyi olur. Oh, hayır, felaket oldu. Daha da kötüye gidiyor. Elime bakın ya. Yapacak tek şey kaldı, sabotaj. Hayır, bak ne yaptın. Siz de kağıdı hareket ettirmeseydiniz. Şuna bakın. Onda benim suçum mu yani? Hayır. Dur bakalım. Bu gereksiz barbarlık bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Şuraya biraz siyah boya koyayım. Bir de gaga çizeyim. Sonra da bacaklar. Kuşa benzemeye başladı. İşte küçük tatlı bir kuş. Senden de aldığım yardımla. Buna hile denir. Ama ben bayıldım. Benimki o kadar güzel değil. Bakayım. İsrar ediyorsanız. Bence net bir kazananımız var. Evet. Selam ufaklık. Çizgi film prensesi gibiyim. Vay. Dokunabilir miyim? Kış, kış. Git kendi kuşlarını al. Bu hiç hoş olmadı. Bir sonraki turda yazan seni mahvedeceğim. Sakin olun. Peki ama sanatımı çok ciddiye alırım. Hadi tekerleği çevirelim. Acaba şanslı mıyım? İlginç. Hadi ama bunu bir yarışma sanmıştım. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Haniymiş özgüveniniz? Başlayalım bakalım. Belki biraz Luna'ya bakabilirim. Bu sefer kopya çekemezsiniz. Biraz toz varmış bak. Devam et. Toz tabii ya. Bir Y çizerek başlayacağım. Şimdi de parmakları ekleyelim. Sonra da diğer parmaklar ve elin kalanını. Sonunda bir kalp. Bitirdim. Bayağı benzemiş. Ne düşünüyorsunuz? Olmuş yani sanırım. Bu da benim eserim. Sanırım bu turu ben kazandım. Evet. Tebrikler. Ödül mü vardı? Luna, lütfen
çok romantik. Ama ben çok yalnızım. Tekerlek çevirme sırası bende. Ha, ne? Peki, neyse. Doğru yapmaya dikkat et. Köpek mi? Çok da zor olmasa gerek. Korkmuş mu olmam lazım? Halledeceğim. Demek bir köpek. Nereden başlasam? Hayvansever olmam işe yarayacak. Daire çizerek başlayacağım. Peki şimdi. Sırada ne var? O ne yapıyor? Bu nasıl köpek? Buldum. Birkaç ufak daire çizeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi de birkaç yarım daire. Tabii burun ve gözleri de lazım. Birkaç da detay ekleyeyim. Bir tek kuyruk kaldı. İşte küçük tatlı köpekçik. Harikulade oldu. Aa, nasıl yaptın bunu? Çok akıllıcaymış. Sizin çiziminiz nasıl? Sanat öznel bir olgudur, unutmayalım. Gözlerini kısıp şöyle bakarsan köpeğe benziyor. Ay, kötü olmuş. Bakalım kim kazanmış? Vay, şuna bakar mısınız? Çok mutluyum. Köpek mi kazandım? Tatlı bir köpüş isterdim. Ne oldu? Bu kadar mı? Tatlıymış ama gerçeğini tercih ederdim. Ben alırım. Alabilirsiniz. Bakalım tekeri kim çevirecek? Peki, tamam. Yuhu, ben kazandım. Tekeri ben çeviriyorum. Dur, makas kağıdı kesmiyor muydu? Bir tavşan. Bunu severek yapacağım. Makasın kağıdı yendiğine eminim. Dur bakalım. Bunlar tavşan kulağı gibi. Bir fikrim var. Çizmeye başlayacağım. Bununla çok kolaylaştı. Şu vücuda olacak. Ve şunlar da ayakları. Her tavşanın bir havucu vardır. Gözlerle ağzını da yapayım. Bu pembe kulaklara mükemmel oldu. Şimdi de ağız. Havucu da boyayayım. Biraz da yeşil. İşte tavşanımız. Gayet güzel oldu. Vay, etkilendim. Hızlı olmam lazım. Maske altında çalışamıyorum. Hiç değilse havucu oldu. Yine kazandım. Hep ben. Bir dakika. Bu ne? Bir sürü havuç mu? Kaybettiğime çok da üzülmedim. Karanlıkta görmeye başlarsanız artık. Güzel değil mi? Bir denemek ister misiniz? Kalp çizmek ne kadar zor olabilir ki? Şöyle birkaç kavisli çizgi. Epeydir kalp çizmemişim. Bir daha deneyeyim. Bir çizgi buraya. Öf, bu konuda hiç iyi değilmişim. Kenarlarını bile çizemiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi. Belki bu kareli kağıdın yararı olur. Her kareyi kullanıp aşağı doğru inebilirim. Bu alt kısmını halleder. Şimdi sıra üst kısmında. Farklı renklerle daha güzel olur. Birkaç tane daha. Harika oldu. Buna bir bakar mısınız? Ne eşsiz bir yaklaşım. Ve buna gelirsek benim zevkime göre fazla gerçekçi. Bence bu turda Matt başarılı oldu. İşte bu. Of. Nedir bu kadar uzun süren? Neredeyse bitti. Sabrınızın karşılığını aldınız. Tada! Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Çocuk çizmek çok kolaydır. Her gün aynada birine bakıyorum zaten. Çok iyi. Eli bunları yapmayı nereden öğrenmiş? Bu hiç olmadı. Matt, hiç vaktin kalmadı.
Şu çizimleri görelim bakalım. Şimdi çok hızlı düşünmem lazım. İşte size bir çocuk. Ha? Evet, sanırım bu bir çocuk. Bir dakika, ufak bir ayarlama yapmama izin verin. Tamam ama bir dakikan var. Teşekkür ederim. Bu harfler harika başlangıç noktaları. İlk önce bunları birleştiriyoruz. Bak, bir şeyler bir araya gelmeye başladı. Ve biraz renk çizimi daha canlandıracak. Hiç fena olmadı. Al sana sanat meydan okuması. Bu bir başyapıt. Ne düşünüyorsunuz? İki Picasso var karşımda. Yapabileceğimizi biliyordum. Miau. Çok büyüleyici değil mi? Hadi kendinize gelin artık. Şimdi kedi mi çizmemiz gerekiyor? Olur herhalde. Bu biraz zor gibi. Bugün biter değil mi? Bıyıkları... Biraz ilham lazım bana. Gerçekten uyuyor mu? Şimdi işe girişebilirim. Hoşça kal de ufak kedicik. Sen benimle geliyorsun. Hey Ellie, bunu nasıl aldın? Ama bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ama ben de aklımı kullanabilirim. Ay güzel oğlum. Ben gerçeğini tercih ederim. Yine becerdim işte. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve ben de seni çizeceğim. Tahminimden büyükmüşsün. Kenarlarını çizemiyorum. Belki biraz dönsen... Yok, bu işe yaramıyor. Ne güzel bir tesadüf oldu. Kedi yazmayı biliyorsun. Matt, onu bir saniye tutar mısın? Sen nereden geldin bakayım? Her neyse. Hadi şunu halledelim. Böyle çok daha iyi. Şimdi sıra kedi kelimesini biraz kediye benzetmekte. Bu ufaklığı kahverengiye boyayacağım. Kulakları unutma. Ve belki üstüne birkaç eğlenceli çizgi çizersem... ...neredeyse gerçeği kadar sevimli oldu. Ne düşünüyorsun? Evde kimse var mı? Ne kaçırdım? Evet, kedi çizecektiniz. Çok güzel Ellie. Bu bana çok tanıdık geldi Matt. Ve şimdi bunun sebebini biliyorum. Üzgünüm. Sanırım bu turu ben kazandım. Yaratıcılık sadece kağıda bir şeyler çizmekten fazlasıdır. Dans etmeniz bitti mi artık? Çünkü şimdi köpek çizeceğiz. Bu ilginç olacak. Kulaklarla mı başlıyorum? Matt, yardım ister misin? Şu köpeğe bir bak istersen. Ne? Köpek mi? Unutun gitsin. Hey Ellie. Köpeği gördün mü? Hey, görüyorum şimdi sanki. Bu bir Rottweiler'a benziyor. Şöyle kenarlarını çizebilirim. Sonra da detaylandırayım. Yani mesela böyle bir tasmayla. Ve güzel gözleri bir köpeğin olmazsa olmazı tabii ki. Sıra ıslak burnunda. Ve uzun bir dil. Bir de şöyle güzelce renklendiriyoruz. Bu şey gerçek bir sanat eserine dönüştü. Bu işte gerçekten iyiyim. Benim biraz fazladan yardıma ihtiyacım var. Bunun da işe yarayacağını sanmıyorum. Bu buraya nasıl girmiş ki? Nasıl yani? Bulmayı umduğum şey işte buydu. Benim akıllı oğlum. Ve çok da yakışıklı. Gerçekten çok harikaymış. Bir dakika olmaz. Senin çizimin nerede? Benimki hazır efendim. Sana bayağı ilham verdiğimi görüyorum.
Yaşasın. Ama şimdi şunu biraz mıncıklamak istiyorum. Tüylerin ne yumuşacıkmış. Ve sıra sonuncu renkte. Yani morda. Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak, şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey, o bir poppet mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim, buraya bakar mısınız? Hey, biz hazırız. Vay canına, bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama. Peki, işte bu farklı bir tarz. Resim yapmak için harika bir fikrim var ama onu nasıl yapacağını bilmiyor musun? Endişelenme, bizim sıradan fikirleri birer şahesere dönüştürecek yapılması çok kolay küçük ipuçlarımız var. O halde hemen yaratıcılığımızı kullanmaya başlayalım. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Ne haber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak, kusura bakma. Dur, sana yardım edeyim. Ne yumuşak. Hava canına. Alayım onları. Tabii. O zaman. Pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye. Son bir bakış atmalıyım. Evet. Bu çocuk beni gerçekten etkiliyor. İşte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisi yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Yoksa olmadı mı? Korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden optom bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçüm. Of, talihsiz bir durum. Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz. Başaracağımı biliyordum.
Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz. Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun? Evet. Böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı. Ha evet. Sen ne dedin? Ama Susan sen çok fenasın. Of bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Aa, sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Wow. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Jack o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Pekala. Burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, tuvalime bakmayı kes. Neyse, peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte, çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin? Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyin ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da Şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı biriyim değil mi? Tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi?
Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Görünüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha! Ha, bitirdiniz mi? Harika olmuş. Tamam, şimdi bana 5 dakika daha verin. Peki o zaman. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Uf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma aldı resmen. Anne! Lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon? Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına, bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet, çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetride harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. Ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Hazır mısınız? Hanımlar, motorları çalıştırın. 3, 2, bekleyin. 1, başlayın. Rim rim. Bu çok çılgınca. Ağlamaz kaza yaptın sen ya. Çok heyecanlı. Gözümü alamıyorum yarıştan. Bitiş çizgisine az kaldı. Yaşasın. Sen kazandın. Müthiş bir yarışçısın sen. Biz de yarışabilir miyiz? Ne? Hayır tabii ki. Araban var mı ki senin? Hayır. O zaman nasıl yarışacaksın? Biz hiç eğlenemiyoruz. Şimdi de atıştırmalıklarımız bitti. Ama bu aklıma bir fikir getirdi. Artık işe girişsem iyi olacak. Kutuyu kesip açıyoruz. Şimdi de katlıyoruz. Sonra ortasına büyük bir delik, yanlara da küçük delikler açıyoruz. Şimdi bunu boyamamız lazım. Bunun için bu parlak pembeyi kullanacağız. Bence çok güzel olacak. Fırçayla kutuyu bir güzel boyuyoruz. Her yere eşit miktarda boya yayıyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Yalnız daha yapacak çok işimiz var. Bu fon kağıtlarından yarım daireler kesip kenarlarını katlıyoruz. Bunlar bizim tekerleklerimiz olacak. Tekerlekleri yan tarafındaki deliklere yerleştiriyoruz. Sonra da arabanın süslemesini bitiriyoruz. Bu kaputu oluyor. Buraya da farlarını yerleştiriyoruz. Çünkü nereye gittiğimizi görmemiz lazım. Boyadığım bu dondurma çubuklarını kaputun üstüne koyuyoruz. Bir köpük parçasından da koltuk yaptım. İşte bu da ön camı oluyor. Artık gidebiliriz. Kazanmamız gereken bir yarış var. O da ne öyle? Bu benim bebeğimin arabası. Sen öyle diyorsan. Bu nasıl bir yarışma olacaksa artık. Benim arabamın turbosu var. Benim de sopam var. Hadi yürü bakalım. Vay canına, bak ne kadar hızlı gidiyor. Süper bir yarış oldu. Hey, bana dokunmasana. Bir dakika. Bu da ne? Çok iyi gördün kedicik. Harika bir iş çıkardın doğrusu. Vay canına, çöpten çıkan bir bebek. Sen çöplerin içinde mi takılıyorsun? Bak ne buldum. Sen buna bebek mi diyorsun? Bebek dediğim budur. Prensese benziyor.
Ama benim bebeğimin bir evi var. Hı-hı. Seninkinin var mı? Aa, çok komiksin. Buna ne dersin? İçinde her türlü ev aleti var üstelik. Ve bebeğim burada yaşamaktan çok mutlu. Bu senin karton evinden çok daha güzel. Ne demek öyle diyorsun? Birazdan göreceğiz. Peki görelim o zaman. Başlıyoruz o halde. Hı-hı. Evine hoş geldin. Ha? Biraz daha galiba değil mi? Zengin olmak harika bir şey. İstediğim her şeyi satın alabiliyorum. Ah, bu büyük haksızlık. Şu kıyafetlerine bak. Hepsi kirli ve yırtık pırtık. Keşke sana güzel elbise alabilseydim. Bu elbise çok güzel. Sen bunu hak ediyorsun bebeğim. Aklı fikri bize gösteriş yapmakta. Ben ne yapacağımı biliyorum. Kazağımı kullanabilirim. Ne yapıyorsun sen? En iyisi bunu hiç görmemiş olalım. Harika bir fikrim var. Bebeğime kazağımın kolunu giydireceğim. Pek hayal ettiğim gibi olmadı. Peki seni şöyle sarmalasam? Hayır, bu daha kötü oldu. Yok, kazağım işe yaramadı. Ha? Aa, bir dakika. Bu nedir? Belki bu plastik torbayı kullanabilirim. Evet, bu işimizi görebilir. Dönüşüm zamanı geldi artık. Torbayı elbise şeklinde kesip bebeğimin üstüne koyuyorum. Sonra torbayı beline bağlıyorum. Vay canına, harika oldu. Senden çok güzel bir manken olur. Müthiş görünüyorsun. Eva, şuna baksana. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey olamaz. Evet, bir acil durum var. Ah, tam zamanında geldi. İşte tam istediğim şey. Bu elbise gerçek altından yapılma. Müthiş, sana da çok yakışmış gerçekten. Adeta film yıldızı gibi görünüyorsun. Bayıldım. Buraya bakar mısın? Sanırım biraz kıskanacaksın. Aa, çok güzel bir elbise. Bir parti vermemiz lazım. Ne? Olmaz, biz sadece zenginlerle parti yaparız. Aa, neyse ne. Seçim yapmak çok zor. Bir türlü karar veremiyorum. Acaba hangi renkli ayakkabıyı giydirsem? Benimkilere uyumlu bir şey olmalı. Bunlar mı? Aa, yok olmaz. Senin için de ayakkabıya ihtiyacımız var. Çoraplarım güzel mi sence? O kocaman deliği boş ver ama. Biraz utanç verici bir durum değil mi? Umarım kimse görmemiştir. Bu deliği saklamalıyım. İşte böyle daha iyi. Ama yine de sana giydirecek bir ayakkabı bulmamız lazım. Şu çekmeceye bakalım, belki kullanabileceğimiz bir şeyler vardır. Of, örümceklere bak. Elime bulaştı. Sanırım daha sık temizlik yapmam lazım. O zaman ne duruyorum ki? Bir saniye. Buldum. Bu süngerin üzerine bir oval çizdim. Şimdi onu kesiyoruz. Aynı şeyi farklı renkli süngerlerle de yapıyoruz. Çok renkli bir şey olacak. Şimdi parçaları üst üste koyuyoruz. Aynen böyle. Bunların üstüne bir parça köpük yapıştırıyoruz. Tamamdır, dene bakalım. Ayağına da tam oturdular. Bir de yürümeyi deneyelim. Bebeğim, çok iyi görünüyorsun. Son derece şık ve pratik. Ben de aynısından istiyorum. Hey Eva, şu ayakkabılara bak. Of, bir türlü karar veremiyorum. Ne? Ne? Vay canına. Bu eski şeylerden çok daha güzeller. Ken, çok yakışıklısın. Saçına da bayıldım. Hey, Ken benim arkadaşım yalnız. Her şeyi mahvediyorsun. Şimdi görürsün sen. Sen benimsin Ken. Demek öyle. Ken'i ancak bu kollar kucaklayabilir. Okay. Tamam. Öyle mi? Beni duydun. Bırak onu artık. Asla olmaz. Ama onu ilk ben kucakladım. Of, yalan söyleme. Olamaz. Rüya evi yere düştü. Şimdi ne olacak? Burası da ne böyle? Burada bir sürü güzel şey var. Yalnız her şey güzel değil gibi. Çok kötü. Çok iğrenç. Yer değiştirebilir miyiz? Peki. Madem ısrar ediyorsun. Şimdiden kendimi iyi hissettim. Öğle yemeği zamanı. Öğlen günün en sevdiğim zamanıdır. Ne güzel hazırmış. Çok nefis. Şu haline bak. Halimde ne varmış ki benim? Aynaya bak bir. Özür dilerim, benim hatam. Çok iğrenç. Bu benim için yeterli. Saçını düzeltmemiz lazım. Çok üzgünüm. Muhteşem saçların gidiyor. Bunu yapmak senden çok benim canımı acıtıyor. Lütfen benden nefret etme. Çok üzücü bir durum. Sen çok farklı görünüyorsun.
son kalan tutamı da keseyim. İşte bütün saçların gitti. Neyse ki zor kısmı bitti. Artık kel oldun. Hey, bileziğim kopmuş. Aklıma harika bir fikir geldi. Birazdan ne dediğimi anlayacaksın. Öncelikle başını altın rengine boyuyoruz. Sonra da tutkal sürüyoruz. Bu parlak taşlar yeni saçın olacak. Sence de muhteşem olmuyor mu? Oo, çok tatlı oluyor. İşte dönüşüm diye ben buna derim. Çok güzel oldu. Kimin saça ihtiyacı var ki zaten, değil mi? Çok güzel oldu. Vay canına. Nasıl parlıyor? Ha? Ne yapıyorum ben? İğrenç. Bir dakika. Belki bunları kullanabilirim. Bu saçlardan kurtuluyoruz. O zaman tıraş başlasın. Tada! Ama daha işimiz bitmedi. Artık kafan tamamen pürüzsüz oldu. Mavi ve pembe bence çok yakışacak. Bak, çok havalı oluyor bence. Şimdi buralara birkaç delik açıyoruz. Burada balonlar devreye giriyor. Balonları tek tek delikten geçiriyoruz. Muhteşem. Çok eğlenceli oldu gerçekten. Sence de öyle değil mi? Yaşasın. İlginç. Aha, değil mi? Ben de seninkini çok beğendim. Çok şık olmuş. Teşekkürler. Kendimize bir kuaför salonu açmalıyız. Vay canına, kocaman bir şey. Şuna bak. Uzak tut o parmağı benden. Benim parmaklarım her zaman temizdir. Benimkiler de öyle. Gerçekten mi? Pek öyle görünmüyorlar ama. Tırnak bakımı oyunu oynamak ister misin? O tırnakların biraz bakıma ihtiyacı var. Güzel oluyor. Daha işim bitmedi ama. Olamaz. Ojem devrildi. Çok sakarım gerçekten. Eyvah eyvah. Elbisesi tamamen mahvoldu. Şuna bir bak. Bir dakika. Bir fikrim var. Eskiler gidiyor. Ve yeniler geliyor. Sıra bu bantta. Sonra bu ojeyle devam ediyoruz. Güzel oldu ama biraz parıltıya ihtiyacı var. Ve işte oldu. Göz alıcı değil mi? Evet, teşekkürler. Bence de harika oldu. Ben de yeni bir elbise yapmak istiyorum. Biraz yeşil çay içeyim. Bu şişeyi alıyorum. Çok güzel bir deseni var. Yalnız vücuda iyice oturması lazım. Süper, işte hepsi bitti. Tara, müthiş, güzel oldu değil mi? Sanki bu şey onun için yapılmış gibi. Ki öyleydi zaten. Çayı mı ilham verdi? Evet, aynen öyle oldu. Müthiş. Kalanını da ben içeyim bari. Bak, oluyor işte. Ne oluyor? Şimdi çok daha zevkli olacak. Tada! Al bakalım. İyi hakladım seni ama. Burası ne güzelmiş. Ne çok sakız var burada. Üstelik hepsi bedava. Çok iyi. Çok iğrenç. Bu şeyi istediğimiz şekle sokabiliriz. Mesela yeni ayakkabılara ne dersin? Şimdi kımıldama olur mu? Özellikle de bıçak kullanırken. Şimdi ince detaylara geçiyoruz. Böyle acele etmeden çalışıyoruz. Sonuçta harika bir şey yapacağız. Görüyor musun? Şimdi sakızı kurutup katılaştıralım. Bu bağcıkları da ekleyelim. Tabanı olmayan ayakkabı olmaz. Görüyor musun? Yeni ayakkabılarımız da hazır. Ne? Vay canına, çok güzel olmuş. Sana da yeni bir çift yapsak mı? Balon mu? Peki, bir deneyelim.
Öncelikle balonu ayaklara giydiriyoruz. Ardından üstüne bir kat oje sürüyoruz. Neredeyse bitti. Şimdi ojeyi kurutuyoruz. Ve bu arada bu ojeyi bir kase suyun içine döküyoruz. Merak etme, sonuç harika olacak. Şimdi biraz sihri hazır mısın? Bütün olay suya yavaşça bandırmakta. Görüyor musun? Şimdi topukları ekleyip biraz sim sürüyoruz. Çok muhteşem oldu. O şu botlara bak. Çok güzel olmamışlar mı? Oo, muhteşem. Teşekkürler. Alışverişe gitmek ister misin? Ah, hem de nasıl? Aa, bu da ne böyle? Aa, bu bir hazine haritası mı? İnanılmaz. Aynı korsan haritaları gibi. Hadi başlayalım o zaman. Hazine tam burada. Ve biz de tam oraya gidiyoruz. Şimdi bir bakalım. Ben neredeyse hazırım. Ben de. A, peki ya Barbie'lerimiz? Aa, onları burada bırakamayız. Aa, bir saniye. Ben benimkine yeni bir bisiklet yapacağım. İlk kısmını hallettim. Bu eski plastik kutu işime yarayabilir. Kutuyu bisikletin önüne takıyorum. Sen buraya oturuyorsun tatlım. Çok tarz bir bisiklet oldu. Uhu, bak nasıl tırmanıyor. Benim Barbie'm neye binecek? Belki ben de bunları kullanabilirim. Yalnız bu hali çok sade. Kendime göre bir şeyler tasarlamam lazım. Çok güzel oluyor. Şimdi üstüne bir sürü sim serpiyorum. Şuna bir bak. Artık kesebiliriz. Bu kanatlar seni her yere götürebilir. Hadi kendini rüzgara bırak tatlım. Çok uzaklaşma ama. İşte böyle. Neredeyiz biz? Vay canına, şuna bak. O çok harika. Bir an evvel başlamak için sabırsızlanıyorum ama yapmam gereken bir şey var. Bu bantı şuradan kesiyorum. Satılıktı demek. Artık değil. Bunun için büyük planlarım var. Makasın eli doğrultuna dikkat et. Ben de şu bantı kaldırayım. O kadar da zor iş değilmiş. Her zaman abartmaya bayılıyorsun. Ne düşünüyorsun bebeğim? Bir oda dönüşümüne hazır mısın? Bence öyleler. Hadi etrafa bir göz atalım. Yapacak birçok şey var. Ama şu an çok uykum var. Neredeyse uyku vakti geldi. Bizim güzellik uykusuna ihtiyacımız var. Ama yerde uyuyamayız değil mi?
Yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi o zaman işe koyulalım. Üstüne sekizgen çizdiğim bu köpük levhayı alıyorum. Şimdi bunu kesiyorum. Sonra köpüğe bir kat pembe boya atıyorum. Bu bittikten sonra etrafına pembe bir kurdele sarıp kenarından devam ediyoruz. İskelet oluşturmak için kenarlara pipetleri dikiyoruz. Sonra üstüne bu kumaşı örtüyoruz. Şimdi sıra süslemelerde. Bu yıldızı en tepeye koyup iskelete fiyonklar bağlıyoruz. Sonra buraya yumuşak ve konforlu bir yatak örtüsü seriyoruz. Sırada yastıklar var. Çok şirin oldu. Bayıldım buna. Çok teşekkürler. Çok mutluyum şu an. Hadi bir deneyelim. Sen en iyisini hak ediyorsun bebeğim. Oh, çok rahat burası. Tatlı rüyalar. Çok rahat etmiş görünüyor. Ha, sorun nedir? Bir dakika. Bunu görüyorsun değil mi? Hey, kıyafetin çok güzelmiş. Yarasam olmadan asla evden çıkmam. Tarzını beğendim. Sonra görüşürüz ufaklık. İlk önce ne yapsak acaba? Bir düşünelim. Buldum. Bu kartonu çeşitli şekillerde kesiyoruz. Sonra tutkal tabancasını alıp tabanın kenarına tutkal sürüyoruz. Fazla değil, ince bir çizgi yeter. Sonra buna yan paneli yapıştırıyoruz. Bunu tabanın çevresinin tamamına yapıyoruz. Bir tabut oluşturana kadar bütün parçaları birleştiriyoruz. İşte bu da üst kapağı. Sıra boyamada. Tabii ki rengi siyah olmalı. Başka bir renk uygun olmaz zaten. Boyanın kurumasını bekliyoruz. Tamam, bu kadar süre yeterli. Şimdi içini süslememiz lazım. Küpük ve kumaş alıp onlarla harika bir şilte yapıyoruz. Şilteyi tabutun içine itiyoruz. Sonra kenarları da bu dantelle kaplıyoruz. Bence çok güzel görünecek. Üst kapağı içinde bu süsü almıştım. Onu tam buraya yapıştırıyorum. Sonra buraya parlak taşları ekleyip tabutumuza bir tarz katıyoruz. Sonuçta tabutların bir tarzı olabilir. Yastığı da içine yerleştirdim. Sanırım hepsi bu. Çok kıskandım. Benim yatağım eski sıkıcı bir şey. Müthiş olmuş. Hadi gel içine. Artık çok iyi uyuyacaksın. Tabutun kapağını kapatıyorum. Artık seni kimse rahatsız edemez. Ha, bu çok garip. Şu an uyuyamam. Yoksa kabus görürüm. Aha, merhaba. Kertenkele. Bu çok korkunç. Neye bağırıyorsun ya? Oo, çok sevimli bir şey. Kurtul şundan. Ha, ne korktun ama, yakala. Ha, bununla ne yapacağım ki ben? Bir dakika, anladım. Kağıdı parçalara ayırıyoruz. Sonra parçaları bir kaseye koyup böyle ıslatıyoruz. Suyun fazlasını sıktıktan sonra üstüne bastırarak şekillendiriyoruz. Kağıt kurumadan evvel istediğimiz şekli veriyoruz. İşte tam olarak gereken form bu. Şimdi kağıt sertleşmeye başlayacak. Sıra boyamada. Ama ben tutkal kullanacağım. Kağıdı tutkalla kaplıyoruz. Süper oldu. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bunu bir pamuk parçasının üstüne koyup pamukla kaplıyoruz. Ve üstüne bastırıyoruz. İşte sonunda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Buraya biraz daha pamuk ekleyip boyamaya başlıyoruz. Bunun için pembe renkli bir kalem kullanıyoruz. Bu yüzü olacak. Gövdesini boyamak için siyah kurşun kalemi kullanıyoruz. Sonra buraya iki göz yapıştırıp boynuna bir papyon takıyoruz. Ve son olarak yüzüne bıyıklarını yapıştırıyoruz. Aa, çok şirin bir kedicik oldu. Umarım bu işe yarar. Şu an çok vahşi olman gerekiyor. Hadi sana güveniyorum. Bunu yapabilirsin. Hadi o kertenkeleyi korkutup kaçır buradan. Merhaba. Görünüşe göre yeni bir evcil hayvanım oldu. Bak, uzaklaştı. Harika bir iş başardın. Vay canına, müthiş. Sen çok güzel bir şeysin. Hey, ne yapıyorsun? O benim kertenkelem. Onu bir dönüşüme sokmamız lazım. Kertenkelenin yeni bir görünüme ihtiyacı var. Ve bende tam ona göre bir şey var. Kertenkele güzellik salonuna hoş geldin. Bu renk sana çok yakıştı. Müthiş, çok iyi oldun gerçekten. Şimdi o gözlerini pırıl pırıl parlatacağız. Oo, çok şık oldu. Şu an her zamankinden daha güzel görünüyorsun ama daha fazlasını da yapabiliriz. Bu dikenlere ne dersin? Evet, böyle çok daha iyi oldu. Ve senin bir tasmanın olması gerek. Kabloyu taktım, buna da bir zincir takıyorum. Sanırım işimiz bitti. Şuna bak, çok harika değil mi? Şimdi yürüyüş zamanı. Hadi o zaman. Bence köpekten daha havalı oldu. Bir sürü iltifat alacağın kesin. Evet, ben de çok bayıldım buna. Şunun güzelliğine bak. Bu iş beni susattı. Çok iyi geldi. Ha? Bu koku da ne? İğrenç kokuyorum. Bir de bana sor. Ben hemen dönerim. Bu çok utanç verici. Birazdan dönerim. Faşır 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 faşır. Bu çok rahatlatıcı. Buna çok ihtiyacım vardı. Eyvah, ay çok fazla içmişim. Tuvalete gitmem lazım. Tuvalet nerede? Bu bir acil durum.
Ah, bu ses hiç iyi değil. Ama burada çok iyi vakit geçiriyordum. Tamam, geliyorum. Sen iyi misin? Ah, bu da ne? Sanırım bunu kullanabilirim. Bu minik ördek için üzgünüm ama onun kafasını koparmamız lazım. Bu işimizi görür. Şimdi bu sarı oyun hamuruna ihtiyacımız var. Hamuru katlayıp sıkıyoruz ve bir stand haline getiriyoruz. Ördeğin gövdesini buna yapıştırıyoruz. Sağlamlaştırmak için üstüne bastırıyoruz. Şimdi bunu beyaza boyuyoruz. Sarı tuvalet olmaz herhalde. Ama şimdi klozetimizi güzelleştiriyoruz. Bunun için yan tarafına bu taşı yapıştırıyoruz. Peki ya biraz altın kullansak nasıl olur? Çok süslü bir klozet oldu. Aa, az kalsın unutuyordum. Klozetin oturacak bir yere ihtiyacı var. Kafasını da takıp buraya koyuyoruz. Çok güzel oldu bence. Acele etsen iyi olur. Senin yüzünden etrafı temizlemek istemiyorum. Oh, çok rahatladım. Resmen kendime geldim. Endişelenmeye başlamıştım. Yardım edebildiğime sevindim. Ucuz atlattık doğrusu. Bu kadar ayrıntı vermesen. Üff, çok pis kokuyor. Şimdi kusacağım. Olamaz, tut biraz kendini. Neredeyse tuvalete vardık. Uf, ulaşamıyorum. Biraz yardım etse biri. Hadi ama. Oh, bunu izlemek bile çok zor. Aa, bir dakika. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi gidelim. Bu neden daha önce aklıma gelmedi ki? Bana öyle bakıp durma. Henüz başlamadım bile. Şişenin üst kısmını kesip siyaha boyuyoruz. Siyah köpük parçasını alıyoruz ve köpüğü daire şeklinde kesiyoruz. Dairenin şişeden biraz daha büyük olması gerekiyor. Köpüğü en üste yerleştirip yerine yapıştırıyoruz. Sonra altına bu tabanı yapıp iki parçayı birleştiriyoruz. Bu tacı da alıp içine kırmızı bir top koyuyoruz. Bir parça mor renk oyun hamuru da alıp elimizle sıkıyoruz. Ve sosis şeklinde yuvarlıyoruz. Tamam, bu uzunluk yeterli. Hamurun uçlarını birleştirip bir halka yapıyoruz. Sonra da bunu topun üstüne koyuyoruz. Topun ortasına bir parça daha hamur koyuyoruz. Kenara da uzunlamasına hamurları seriyoruz. Sonra hepsini siyaha boyuyoruz. Bunu klozetin üstüne koyabiliriz. Ama henüz işimiz bitmedi. Bunun üstüne yıldızlar ve aylar ekleyip tabana da aynısını yapıyoruz. Son olarak buraya bir zincir takıyoruz. İşte bu kadar. Burası çok uygun bir yer. İşte tam ihtiyacın olan şey. Bir dakika, senin miden bozulmuş sanırım. Seni bir şey kaptırmışım. Of, bana bakmayın, çok iğrenç. Ah, öyle şeyler söylemesen. Köşeleri kesmek zormuş. Alışverişe gitmek ister misin? Senin acilen banyo yapman lazım. Çok iğrenç. Ha? Hey! Onunla uğraşamam ben. Her neyse. Senin zavallı şey. Böyle atılmayı hak etmiyorsun sen. Merak etme, artık emin ellerdesin. Bunlar da nedir? Sen ne güzel bir bebeksin öyle. Olamaz, çok dikkatsizim. Şu haline bak. Her yerin kirpası oldu. Biraz yardım alabilir miyim lütfen? Sen mi aradın beni? Selam. Onu biraz temizleyebilir misin? Çok kirlendi de. Tabii ki. Ama bu sana pahalıya patlar. Hiç sorun değil. Güzel. Banyo zamanın gelmiş gibi görünüyor. Hazır mısın? Aa, bu harika. Tam doğru ölçüde. Sen şimdi uzan bakalım. Ama bizim suya ihtiyacımız var. Hemen hallediyorum. Yağmur yağsın o zaman. Üzgünüm, biraz soğuk olabilir. İnanılmaz. Gerçekten yağmur yağdırıyorsun. Daha bitmedi ama. Bunu görüyor musun? İşte bunun hepsi sizin. Vay canına. Bu inanılmaz. Bir dakika. Bütün Barbie'ler biraz ışıltı hak eder. Al bakalım. Çok güzel değil mi? Vay canına, çok iyiyim gerçekten. Oh, neredeyse unutuyordum. Bunu da ovalama için kullanabilirsin. Bir dakika, bu benim için mi? Hayır, onun için şapşal. Nasıl? Çok iyi geldi değil mi? Bütün kirler yok olun bakalım. Harika, işe yarıyor. Keşke ben de böyle bir banyo yapabilsem. Çok başarılı bir şey. Sana da bu yakışırdı zaten. Kendine bir bak şimdi. Cildin pırıl pırıl oldu. Aferin size. Gerçekten olağanüstü. Bunlar bir türlü çıkmıyor.
Vay canına. Hey. Ne var? O da banyo yapabilir mi? Evet ama parasız olmaz. Paramı? Sanırım biraz param var. Bir saniye. Bütün param bu. $1 mı? Şaka yapıyorsun herhalde. Ne? Lütfen. Peki peki. Ve yağmur yağmaya başlasın. Ha? Önceden uyarsaydın keşke. Bak sırılsıklam oldum. Üzgünüm. Çok teşekkürler. Bir dakika. Hadi ama buldum. Çözüm burnumun dibindeymiş. Aha. Hızlıca birkaç kesik atıyoruz ve... Hey! Hiç fena gitmiyor. Yalnız birkaç düzeltme yapmam gerekiyor. Ve tada! İşte oyuncak bebek duşumuz hazır. Artık sen de yıkanabilirsin. Biliyorum çok harika oldu. Şimdi bekliyoruz. Ne? Orada neler oluyor? Aslında hiç fena olmamış. Bence de... İşin bitti mi? Cildin pırıl pırıl parlamış. Çok güzel olmuşsun. Hey, Molly bak. Hey, güzel işte doğrusu. Sanırım öyleydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Peki ya kıyafetlerin? Böyle olmaz. Şunun kıyafetine bak. O kadar da güzel değil aslında. Bunu halletmemiz lazım. İyi ki bu muhteşem gardırobumuz var. Sence burada bir şeyler bulabilir miyiz? Bir bakalım. Bunların hepsi senin. Pekala. Buna ne dersin? Yok, bence bu olmaz. Buna ne dersin? Bu mu? Peki buna ne dersin? Yok, kesinlikle olmaz. Of, burada güzel bir şey yok mu hiç? Giyecek bir şeyin yok maalesef. Çok moral bozucu. Hiçbir şey de doğru gitmez mi? Çok lezzetli görünüyor. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne muhteşem bir altın tonu. İşte bu. Birazdan çok şık olacaksın. Şimdi bunu vücuduna uyduracağız. Bence bundan harika bir parti elbisesi olur. Takıları da unutmuyoruz elbet. Çok güzel olmadılar mı? Üstelik hepsi türünün tek örneği. Şuna bir bak. Çok güzel oldun. Buralarda bir şey olmalı. Mesela bu torba gibi. Yok olmaz. Daha güzel bir şey yapacağım. Yani umarım. Şu kağıdı hızlıca bir katlayalım. Hey Molly. Ne düşünüyorsun? O da ne öyle? Olamaz. Sakın bakma ona. Senin gerçekten bir kıyafete ihtiyacın var. Çorabım. Bir saniye. Kokuyor mu acaba? Pek iyi durumda değil. Ama kıyafetimiz için çok işe yarayacak. Neyse ki çorabın bu üst kısmına ihtiyacımız var. İşte muhteşem bir elbisemiz oldu. Çok güzel oldu değil mi? Üstelik yumuşacık. Hey, elbiseni beğendin mi? Nerede buldun onu? Ben kendim yaptım. Hadi oynayalım o zaman. Bebeklerimiz çok şık oldular. Barbie şuna bak. Tam ihtiyacın olan şey. Bir baksana saçların darmadağınık. Hey öyle konuşma ama. O zaman ne bekliyoruz? Hadi hepsini tıraş edelim. Hareket etme uzun sürmez. Kel olmak sana yakışacak. Hayır yapma. Bırak o makineyi elinden. Hiç sanmıyorum. Buna bayılacaksın. Bundan bayağı şüpheliyim yalnız. Vay canına başı ne parlakmış. Harika altın sarısı bu giyerim. Hepsi gitti. Neredeyse bitti. Bunu neden yaptık ki? Olamaz. Çok kötü olmuş. Şimdi bize bir iğne gerekiyor. Yeni bir saç modeli yaratmak için bize bu iğne lazım. İğneyi Barbie'nin kafasına batırıyoruz. Böylece saçı yerine tutturuyoruz.
Aynı postiş gibi. İyi gidiyor. Güven bana harika görünecek. Gel bir kafadan daha kötü olamaz zaten. Hiç acele etmeden son tutamı da ekliyoruz. Nasıl görünüyorum? Vay canına müthiş. Ama şimdi saçlarını biraz renklendirmemiz lazım. Maskara façasını böyle ojeyle boyuyoruz. Sonra maskarayı saçına sürüyoruz. Vay canına bu renk sana çok yakışıyor. Güzel seçim. Zaten hep saçlarımı boyamak istemişimdir. Ama kendi saçlarımın sarı olmasını seviyor. Aa, bu yeterli. Şimdi sana aksesuar ekleyeceğiz. Bu küpelerle başlayalım. Aa, ne hoş. Vay harika görünüyorsun. Bayıldım. Peki sırada ne var? Bu kıyafetle çok şirin olacaksın. Saçlarınla çok güzel uyum sağladı. Oo, çok şık oldum. Moda konusunda iyisin gerçekten. Bundan hoşlanan biri daha var. Merhaba. Vay canına çok güzel görünüyorsun. Aa, siz ikiniz harika bir çift oldunuz. Çok duygulandım. Öpüşün hadi. Aksini düşünmek kabalık olurdu zaten. Benim erkek arkadaşım var. Yok. Oha, yani dişlerimi fırçalım alayım. Belli oluyor. Aa, işte öpüşüyorlar. Peri masallarındaki gibi. Aa, vay canına bir bebeğin daha mı var? Öpüşüyorlar. Aa, her şeyi mahvetmek zorunda mısın? Size bir şey vereceğim. Keyfini çıkarın. Çok iğrençsin. Ve sana gelince. Aa. Ne tokattı ama. Kendi düştü. Dünyanın en güzel kuşu kimmiş bakalım? Sensin elbet. Bir dakika, seni oradan çıkaralım. Hadi uç mene kuşum. Çok güzel değil mi? Vay canına. Burasının vahşi yaşam sınıfı olduğunu bilmiyordum. Bana bir anda ilham geldi. Umarım hakkını verebilirim. Ne? Of hadi ama. Herkes başımıza eleştirmen kesildi. Bu çok komik. Bir dakika. Şaka yapıyorsun herhalde. Ah, aptal kuş. Kuş belli ki son modayla pek ilgilenmiyor. Temizleyin şunu üstünden. Hey, sanat yarışması zamanı. Aa, öğretmen nereye gitti ki? Biz de mi gitsek acaba? Aa, evet olabilir. Bir dakika, orada kimse var mı? Bir dakika. Aa, neredeyim ben? Biraz kestiriyordum da. Gözlerim bir anda kapalmış. Sizi bekliyoruz. Aa, ne? Aa, yarışma tabii. İşte size yeni göreviniz. Hmm, bu zor olabilir. Ne yapsam acaba? Hah, buldum. Hey, ne yapıyorsun sen? Benim araştırma yapmam lazım. Birazdan dönerim. Görüşürüz. İşte buradan başlayabilirim. Hmm, şu an hiçbir şey yok. Bir dakika. İşte ben de bunu arıyordum. Kocaman bir örümcek ağ. Üstelik mükemmel durumda. Artık işe girişsem iyi olur. Bütün günü burada geçiremem. Şimdi bu yapıştırıcıyı alıp ağın üstüne sıkıyoruz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Yapıştırıcıyı siyah fon kağıdının üstüne sıkıp iyice yapışkan hale getiriyoruz. Bu kadar yeter. Umarım işe yarar. Kağıdı ağın üstüne koyup onun da üstüne bu çerçeveyi yerleştiriyoruz. Şimdi çerçeveyi çekiyoruz. Vay canına müthiş oldu. Öğretmen buna bayılacak. Bu iş neden bu kadar zor ki? Ben geldim. Ne diyorsunuz? Bu gerçek bir örümcek ağ. Neyse ki alırken etrafta hiç örümcek yoktu. Bunu nasıl yapmış ki? Ah, şimdi görürsün sen. Bir yeri aramam lazım. Alo, acil bir durum var. Hanımefendi, bu sizin için. Şef bunu özellikle sizin için yaptı. Şaka mı bu şimdi? Her şeyi açıklamak zorunda mıyım? Yiyin hadi sadece. Ah, anlamıştım zaten. Neden öyle söylemedin? Muzla başlayacağım. Hmm, çok lezzetli. Çok taze. Ah, çok güzeldi. Benim yeni bir işe ihtiyacım var. Aa, bu tabağı kullanabilirim. Çatalın tersiyle böyle çizmeye başlıyoruz. Tabağa bir şekil veriyoruz. Bu işimizi görür. Şimdi siyah boya ihtiyacımız var. Tabağı böylece boyuyoruz. Çizdiklerimiz ortaya çıkıyor. İşte şimdi bir örümcek tabağına benziyor. Tada! Biliyorum. Bence de harika oldu. Kimin en iyi olduğunu birazdan öğreneceğiz. Zor bir seçim. Ama bu turu en iyi kazanıyor. Yaşasın, bu benim zafer dansım. Oo, çok iyi oldu. İşte bir sonraki göreviniz. Şimdi nefis bir doldurma çiziyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bu kitap çok ilginçmiş. Beni duydunuz mu? Hadi başlayın. Hadi başlayalım bari. Yapacak daha önemli işlerim var benim. Hey, ne yapıyorsun?
Pardon, özür dilerim. Çöpe at gitsin. Ne? Yok artık. Ben senin uşan değilim. Aa, bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bir parça kartonu dondurma şeklinde kesiyorum. Ama şimdi bunu ayrıntılarda eklememiz gerekiyor. Külah ile başlıyorum. Bunu yapmak çok kolay oldu. Sonra makyaj pamuklarını yapıştırıp kat kat yapıyoruz. Ama biraz fazla vanilyalı oldu. Bunun için dondurmamıza biraz renk katıyoruz. Pamukların üstüne sulu boya damlatıp farklı renkler kullanıyoruz. Sonra üstüne bunları serpiştiriyoruz. Bunları kağıt parçalarından yaptım. Tamam, bence oldu artık. Çok gerçekçi görünüyor. Çok da lezzetli. Çok güzel olmuş değil mi? Çok iyi olmuş gerçekten. Ama ben daha iyisini yapabilirim. Keşke şu an biraz dondurma olsa. Gösteri zamanı uşağım. Aa, bu daha önce hiç olmamıştı. Bana mı haykırdınız hanımefendi? Hadi sene. Yerine hemen birini bulabileceğimi unutma. Tabii ki hanımefendi. Burada neler varmış bakalım. Mufa mı? İşte bununla çalışabilirim. Yalnız birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Altına birkaç kesik atıp bir üçgen oluşturuyoruz. Sonra ortasından kesiyoruz. İşte waffle'dan küçük bir üçgenimiz oldu. Üçgeni bir tepsiye koyup bir muz parçası ekliyoruz. Bu bizim dondurmamız oluyor. Dilimleri üst üste koyup çilek parçalarını ve tabii ki minik şekerlemeleri ekliyoruz. Ne güzel rengarenk oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Yanına bol bol sulu çileklerle nefis yaban versinlerini ve son olarak çilek şurubunu ekliyoruz. Öğretmen buna bayılacak. Kokusunu alınca kendinden geçecek. İşte şimdi bekliyoruz. Güzel bir şeyler kokuyor. Hem de çok güzel. Yarışmaya dönelim. Kazanan çok belli. Betty kazanıyor. Nanik. Bence benimki daha güzel oldu. Ne harika bir boya takımı. Çok kıskandım. Bunu nasıl kullanabilirim ki? Aslında fırçamı tamir edebilirim. Biraz saça ihtiyacım var. Umarım Sera fark etmez. Bu kadar yeter. Fırçaya takalım. Artık çizim yapabilirim. Bunu gözüm bir yerden ısırıyor. Yani bayağı tanıdık. Yoksa o benim saçım mı? Saçım mı? Ne yaptın sen? Ver şunu bana. Ben daha da çok alırım. Hemen kesin şunu. Yapacak tek şey var. Ceza mı? Peki. Bunu beklemiyordum. Neredeyiz biz? Selam'a bir resim yarışmasındasınız. Ne çizeceğinize tekerlek karar verecek. 1, 2, 3. Başla. Çiçek mi? Peki. Kolay görünüyor. Bunu yapmak zorunda mıyız? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ben bir dahiyim. Mücevherlerimi kağıdın üstüne sereceğim. Şimdi de üstlerinden boyayacağım. Çok boyaya gerek yok. Ayrıca çeşitli renkler kullanacağım. Peki bu kadar yeter. Boya fırçasının ucuyla zincirleri kağıt üzerinde sürükleyeceğim. Bu şekilde boya yayılacak. Renkler birbirine geçecek. Karşınızda çiçeğim. Epey güzel oldu değil mi? Vah, etkilendim. Şimdi de makyajıma döneyim. Fırsat bu fırsat. Güzel görünmem lazım. Bir namımız var yani. Aynen, aferin sana. Tam da ihtiyacım olan şey. Şimdi çiçeğimi yapabilirim. Boyayı şu makyaj fırçasına batıralım. Sonra da aynısını yeşil boyayla yapalım. Harika görünüyor. Biraz da detay ekleyelim. İşte bu. Çok güzel oldu. Kanıtları da yok edelim. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Güzel, makyajımı yaparken dikkatimi dağıtma. Göz kamaştırıcıyım. Süre doldu. Ne düşünüyorsunuz? Etkileyici değil mi? Benimki daha naif. Mükemmel olmuş. Çok ilginç Sera. Beğeneceğinizi biliyordum. Yok artık. Komik olan ne? Yüzünde boya var. Güzelim cildim, olamaz. Bir sanat eseri olmuş bu Sera. Dünya onu görmeli. Resimleriniz mükemmel olmuş. İkinizi de tebrik ederim. Sıradaki turda tek boynuzlu at çizeceksiniz. Evet, onlara bayılırım. Atlara benziyorlardı değil mi? Hayvan çizme konusunda çok kötüyüm. Şşt, ne?
Şuna bak. Bir sürü para. Resmimi çizersen hepsi senindir. Sera, senden beklemezdim. Hayır, kendin çizeceksin. Aha, siz bilirsiniz. Bu tür hiçbir şey yapamayacağım. Biraz abartıyor gibisin. Bu çizim için güzel bir tüyom var. Elimi kağıda koyup etrafını çizeceğim. Sonra detayları yapacağım. Tek boynuzlu at çizmek böyle çok kolay. Şimdi de boyama zamanı. Tek boynuzlu atlara pembe çok yakışır. Ya çok tatlı oldu. Boynuza biraz daha boya ekleyeceğim. Ne kadar da hızlı. Bitti gitti. Ya şuna bak. Neden bu kadar mutlusun? Aklıma bir fikir geldi. Molly'den kopya çekebilirim. Ama benimki zengin bir at olacak. Şundan mükemmel boynuz olur. Sanatın iyisi pahalıdır. Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Aynı benimki gibi olmuş. Hayır, benimki daha pahalı. Hey öğretmenim. Oo, şuna bakın, harikulade. İkinize de aferin. Ben bir sanatçıyım. Peki bu sefer böyle olsun. Aman. La 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 la. Ah, pardon çocuklar. Bu sefer ne çıkacak acaba? Bir yıldız başlayın. Bu ne? Çizim malzemeleri mi? Ama neyse. Molly'nin olsun. Oo, şunlara bak. Vay. Bugün benim şanslı günüm. Kağıdın üstüne şablonu koyalım. Fırçayı da farklı farklı renklerle kaplamıştım. Harika bir etkisi oluyor. Şimdi şablonu dikkatlice kaldıralım. Vay, gökkuşağı gibi oldu. Bayıldım. Sen ne yapacaksın bakalım? Bir arama yapmam lazım. Alo, evet biraz yardım isteyeceğim. Neler oluyor burada? Yıldız mı çizeceğiz? Ah, kolaymış. Benim gibi bir uzman için hiçbir şey değil bu. Ne öğren? Daha zorlayıcı bir şey daha iyi olurdu ama ne yapabilirim ki? Ve bitti. Alkışlarınızı alabilirim. Biliyorum çok yetenekliyim. Aa, bitirdiniz mi? Aa. Aman aman, sanat eseri gibisiniz. İlhamım oldunuz. Ya yapma. Her gün resmini yapabilirim. Ben gideyim bari. Hiç böyle güzellik görmemiştim. Bunu sana yaptım. Aa, çok romantiksiniz. Siz yanımdayken içim ilham doluyor. Gidelim buradan. Hey, gidemezsiniz resmim. Ya. Bu sefer kalp çizeceksiniz. Birkaç malzeme ihtiyacınız olacak. Göreyim sizi kızlar. Şu kalemlere bak. Vay canına. Hepsi bu mu? Cidden mi? Eşyaslar. Aa, bir fikrim var. Bu şey müthiş olacak. Devasa bir kalp çizeceğim. Gayet güzel gidiyor. Şimdi de içine daha küçük bir kalp çizeceğim. Mükemmel oldu. Berbat olmuş. Hey, resmime bak. Tatlıymış. Ben de bir şeyler çizsem iyi olacak. Dur bakalım. Bir fikrim var. Kurşun ve tükenmez kalemi aynı anda kullanacağım. Eğlenceli kısma geçelim. Kalbin ortasından geçen çizgiler çekelim. Aynen böyle. Şimdi de gölge ekleyelim. Yer yer daha koyu çizgilerle gölge yapalım. Plan tıkır tıkır işliyor. Şimdi de kalbi etrafından kesip çıkaralım. Öğretmenim, bitirdim. Pardon. Evet, görelim bakalım. Oo, gayet zekice Molly. Beğendim. Sera, senin kalbin nerede? Şurada öğretmenim. Oo, biraz sokak sanatı gibi olmuş. Yaklaşımlar farklı ama ikinizinki de harika. Bayıldım. Ya, teşekkürler. Oo, beni mi bekliyorsunuz? Çevirelim bakalım tekeri. Çok eğlenceliymiş. Gökkuşağı demek ki bolca boya gerekecek. Bence gayet kolay olacak. Alt üstü bir kavis çiziyoruz.
Yok ya, tahmin ettiğimden zormuş. İşte güzel olmadı. Gerçi sanırım şunu kullanabilirim. Sanırım buldum. Bir şerit kağıt alıp bu şekilde katlayalım. Sonra da tatlı minik bir yüz çizelim. Ardından gözler. Gidişatı beğendim. Yaratıcılığım üstümde. Hey, dikkatli ol. Pardon, resmin böyle daha güzel olur. Evet, şimdi de renklere geçelim. Henüz gözlerini boyamak istemiyorum. Bu pembe de ne parlakmış. Bu renk bir oje almalıyım. Tasma da sarı olabilir. Gözleri de yeşil yaparım. Ne kadar da mutlu bir kedi oldu. Gülüşünden gökkuşağı çıkıyor. Molly'ye göstereyim. Bu çok komik. Serinin döktüğü boyayı temizlesem iyi olacak. Daha da yaydım. Dur biraz. Şunu kullanabilirim. Harika bir fikir. Tuvali maviye boyamıştım. Bu süngerle de beyaz bulutlar yapacağım. Buluttan da turuncu boya katacağım. Aynı şeyi farklı renklerle yapalım. İşte bu. Bitti. Hey, yüzüme dikkat et. Öğretmenim, şuna bakın. Bakalım Molly. Oldukça özgün ve rengarenk. Çok güzel olmuş. Vay! Çok eğlenceli olmuş. İkinizle de gurur duyuyorum. Bir ödülü hak ettiniz. Müthiş bir iş çıkardık Serah. Vay! Resim güzelmiş. Biraz daha mavi katayım. Yardım edeyim mi? Ben de evi boyarım. İyi fikir baba. Neler oluyor? Bana da yer açın. Hey, ne yapıyorsun? Bu ev turuncu değil ki. Öyle. Dur sana. Anne, baba, resmi mahvediyorsunuz. Peki, yet artık. Gel bakalım. Gücün bu kadarcık mı? Daha hiçbir şey görmedin. Ne oldu? Neredeyiz biz? Bakın ne yaptınız. Resmi berbat oldu. Sorun yok, o endişelenme. Durumu düzeltmemiz lazım. Ben biraz ilham arıyorum. Acıkmaya başladım. Tabii ya. Hep hazırlıklı gelirim. Şaka mı bu? Ne? Yemek istiyorum. Hep mideni düşünüyorsun ya. Anne, bir şey yap. Üzgünüm tatlım. Hemen hallediyorum. Mükemmeliyet aceleye gelmez. Çok sıkıldım. Bu hiç adil değil ama. Acele edebilir misin? Emma üzülüyor. Ver şunu. Kendi pirincini bul. Hayır. Bak ne yaptın. Daha sonra konuşacağız. Pirinci her yere dağıldı. Dur biraz. Aklıma bir fikir geldi. Bir bardak suya birkaç damla gıda boyası katalım. Sonra da karıştıralım. Şimdi de pirinç girsin. Ardından tutkal lazım. Tutkalı resmime sürelim. Yalnızca çimenli alanlara sürelim. Sonra da pirincimiz gelsin. Pirinci tutkalın üstüne serpelim. Resmin farklı yerlerine farklı renkte pirinçler kullanılabilir. Pirincin fazlasını üfleyerek uzaklaştıralım. Vay, yenilebilecek kadar güzel duruyor. Ne düşünüyorsun Emma? Bayıldım anne. Peki ya sen baba? Bir şey mi söyledin Emma? Ne, neler oluyor? Yapacak bir tek şey var. Ailem için neler yapıyorum ya. Babam çok şapşaldırıyor. Henüz işim bitmedi. Biraz da kağıt lazım. Şuna bak. Kendi portremi yaptım. Harikaymış ama bu türü annem kazandı. Teşekkürler tatlım. Artık odanı temizleme sen de olur. Hey, çok eğlenceli. Bu da ne? Şuna baksana. Emma, bırak onu. Nanik. Küçük hanım, hemen duruyorsun. Beni dinliyor musun? Amanın, gözü yine şu garip dikli şey yapıyor. Başımız belada. Sakin ol, şunu al. Ver şunu.
Gerginliğimin eridiğini hissedebiliyorum. Daha iyiyim. Beni anlıyorsun canım. Dur biraz, ben bunu kullanabilirim. Önce bir ağaç çizelim. Doğayı sevmeliyiz. Bu siyah kalem de dallar ve gövde için ideal. Güzel görünüyor. Şimdi de baloncuklu naylondan biraz alıp boyaya batıralım. Pembe ve beyaz karıştıralım. Resmin üzerine bastıralım. Yaprak görünümü veriyor. Güzel çiçekler açan bir ağaç oldu. Beğendin mi Emma? Ah, tersmiş. Vay anne, müthiş olmuş. Hey, ben de bunu kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Nasıl görünüyorum? Beni övmenize gerek yok. Sanat eseriyim ben. Ciddi misin? Harika olmuş baba. Kazanansa annem. Yine mi? Vay, gurur duydum. Cidden mi? Dur da şu baloncuklarını patlatayım. Bu koku da ne? İğrenç kokuyor. Şu taraftan geliyor. Koku güçleniyor. Bilmem gerekirdi. Ne oldu? Bu benim doğal kokum. Harika kokuyor. Sorunu çözeceğim. Kullan şunu bolca. Peki. Hiç değilse kokun azalsın. Teşekkürler. Tanıştığımız gece gibi oldu. O gecede kişisel hijyenin pek iyi değildi. Çok romantikti. Öpücük ver. Sanki hayır diyebilirim de. Ay, çok iğrençsiniz. Ha? Selam tatlım. Pardon. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Dinle canım. Ne yapıyorlar bunlar? Anladın mı? İşe koyulalım. Önce deodorant kısmını alıyoruz. Aynen şöyle. Şimdi de kutusunu boyayla dolduruyoruz. Sonra ruloyu yerine koyuyoruz. Kağıda bastırdığımızda da boya çıkıyor. Tıpkı bir fırça gibi. Üstelik resim yapmak için harika. Şuna bak. Resmen çerçevelemelik. Şuna bak, harika olmuş. Ortak işimiz diyelim. Oturma odasını asabiliriz. Ninemin fotoğraflarının yerine olur. Çok ayıp. Berabersiniz. Tebrik ediyorum. Küçük bir öpücüğü hak ettik. Çok uykum geldi. Emma, alo. Annem işte. Gözlerimi şöyle bir kapatacağım. Bak, dilimle burnuma dokunabiliyorum. Vay, ne yetenek ama. Peki bunu yapabilir misin? Gözüm üstünde. Aman ana, pembe yakışmış. Kendimi capcanı hissediyorum. Güzelmiş. Harika baba. Biraz sessiz ol lütfen. Güzellik okuma yatmam lazım. İşe yarar sanmıştım ya. Elimizden geleni yaptık. Gölge oyunlarına ne dersin? Gölge oyunu mu? Epey etkileyici değil mi? Neden bunu baştan yapmadın ki? Çok eğlenceliymiş. Gölge oyunu numarasını yaptın ha. O kadar da zor durmuyor. Bir fikrim var. Elimi kağıda koyacağım. Sonra etrafını çizeceğim. Şimdi de ince detayları yapalım. Yani gözler gibi. Bir ejderha olacak. Ama henüz bitmedi. Biraz daha renklendirmeliyim. Alevlerini de unutmamalıyım. Şuna bakın. Vay! Beğeneceğini biliyordum. Ben de balona tasarımı deneyeceğim. Köpek yaptım. Hey, uzak dur. Kaç, kaç. Ne şovdu ama. İkiniz de kazandınız. Bak ya. Müthiş. Saçlarımın çok güzel olmasını istiyorum. Buldum. Yakala. Bunlarla ne yapmamız gerekiyor ki? Buldum. Şu kalemleri kullanabilirim. Ve şu tokalardan birini. Sanırım işe yarayacak. Tokayı iki kalemin üstüne saralım. Sağlam olmasına dikkat etmeliyim. Sonra diğer ucuna bir kalem daha takalım. Tam da istediğim gibi. Bir kalemi şu cupcake resminin üstüne koyalım. Ve dış hatlarını çizelim. İkinci kalem de bir kopyasını çıkaracak. Şuna bak. Şimdi de boyayalım. Çizgilerden taşırmadan yapmalıyız. Harika görünecek.
Tamamdır, bitirdim. Beğendin mi? Bu benim. Bir de ben bakayım. Vay, epey akıllıcaymış. Acaba ben ne yapsam? Kalemleri bir araya getirip mancınık yapacağım. Al sana. Dikkat et, dursana. Başım dönüyor. Biraz hak ettin aslında. İyi ateş baba. Burada net bir kazanan var. Çok tatlısın canım. Neredeyim ben? Ah, seni şakacı seni. Aa, pastel balalar güzelmiş. Al bakalım anne. Güzel ateş yakaladım. Çok kolaymış. Tüh, biraz fazla heyecan yapmışım. Hepsi kırıldı. Onlarla iyi şanslar. Sorun değil, tutkalım var. Böyle işlerin ustasıyım. Hepsi yeni gibi olacak. Hadi deneyelim. Oo, bu hiç olmamış gibi davranalım. Endişelenme, yedek bir planım var. Şunu kullanabilirim. Şaka değil mi bu? Bu işe yaramaz ki baba. Ha, işte deniyorum. Geri yapacak tek bir şey kaldı. Tatlım, balyozu yere bırak. Ne yaptığımı biliyorum canım. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Boya parçalarını şu kelebek kalıbına dökelim. Sonra da üstüne plastik bir yaprak koyalım. Şimdi de biraz stres atalım. Sanat budur ya. Bunu daha sonra konuşacağız. Kendi işime odaklanıyorum. Hiç de fena olmadı. Benimki de bitti. Kalıbı kaldırmam gerekiyor. Güzel görünüyor. Bunu beğendin mi? Yoksa karpuzumu mu? Oh, zor seçim. Beraberesiniz. Peki, kabul. Aferin. Peki, şu renkle şunu biraz karıştıralım. Hazır dikkati dağılmışken fırsatı değerlendireyim. Bu elma çok lezzetli görünüyor. Eminim tatlı ve sulu suludur. Ha? Ne oluyor ya? Nasıl elinde elma tutabiliyor bu? Beni yakalayacak. Evet, sanırım buradan devam edeceğiz. Bakalım neler oluyor. Hey, nasılsın? Ne zamandır konuşmuyoruz. Manikürümle uğraşayım madem. Ha? Sonunda bir şeyler oluyor. Şu ışığa bak. Uzaylı gibi, UFO gibi bir şey geliyor. Heyecanlandım. Bu çok havalı. Şimdi ne olacağını çok merak ediyorum. Dur biraz. Elsiz mi kalmak zorundayım? Hadi ama bu hiç adil değil. Ben de tek elle oynayacağım ama hiç şikayet etmeyeceğim. Ufak uzaylımı çizme zamanı geldi. Kafası şöyle olsun. Şimdi de vücudunu yapalım. Kollar olmadan minik uzaylı dostum tamamlanmış olmaz. İki tane tabii. Sonra da minik ince bacaklarını çizelim. Biraz da detaylandıralım. Klasik büyük siyah gözleri de lazım. Sonra da minik burnu ve ağzı. Şimdi de ayaklandırıp hareket ettirelim. Uf, elini kullanabildiği için çok kolaymış gibi görünüyor. Amanın, yanı başımızda gerçek bir uzaylı var. Sabahım ve kalemim ne bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapmış. Bir uzaylı çizmeye çalışmış gibi. Hey sayın uzaylı kişi, benim tabağımda ne yaptığıma bir baksana. Gördün mü, su hareket ettiğinde onu dans ettirebiliyorum. Hey şu harika hareketlerin mükemmelliğine bak. Sen de sevdin mi? Eminim bayılmışsındır. Evet, bayılmış işte. Oo, şu harika uzay pastasına bak. Vay, benim önüme bırakıyor. Sanırım benimki oldu. Al, bu da senin olsun. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta olabilir. Ah, o pastayı kaptı. Peki ya ben? Hiçbir şey alamadık yine. Tabağımdaki şu uzaylı karalaması haricinde. Hey, beni tabağıma ne dersin? Bunu da istemez misin? Belki bir pastayla takas edersin. Hayır mı? Ne demek bu ya? Bunu çizen sendin. İnanamıyorum ya. Hmm, bu harika görünüyor. Isıracağım hemen. Hmm, işte leziz bir uzay pastası böyle olmalı. Bu meydan okumayı kazandığıma sevindim. En sevdiğim şekerler bunlar. Meyvenin tadına varıyorsun. Tropik aromalar bence kesinlikle daha iyi. Dur bir saniye. Bir fikrim var. Şunların bir kısmını boşaltayım. Rengarenk ve çok güzeller. Pembeye bayıldım. Şimdi de biraz düzenleyeyim. Ben mavilerle başlayacağım. Şimdi de pembeler. Tamamdır. Hepsini düzenledim ve sihri hazır hale getirdim.
Evet, işe yaradı. Umduğum gibi popite dönüştü. Artık patlatmaya başlayabilirim. Hey, bu ne ya? Bir de ne yapıyorsun sen? Resim yapıyor olmamız gerekiyor. Ah tabii ya, unuttum. Popit yüzünden kafam karıştı sanırım. Evet, bu sefer ellerimi kullanabileceğim. Hem de ikisini birden. Hah, işte benim sıram. Şununla biraz oynayayım o zaman. Aslında bunu eserim için kullanabilirim. Şu renklerle başlayayım. Peki, popitlerin içini fırçamla boyayayım. Bittiğinde nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tamamdır, şimdi de aynısını popitin turuncu sırasıyla yapayım. Peki, bu da bitti. Şimdi bir deneyeyim bakalım. Popiti kağıdımın üstüne çevireyim. Şimdi de patlatalım. Kırmızı, kırmızı, mavi de şuraya. Ya, iki eline birden izin verildiği için rahatça kullanıyor. Bekle biraz, ne yapacağımı biliyorum. Sıra sende burnum. Benim fırçam olacaksın. Oh, boya biraz soğukmuş. Şimdi kağıdıma burnumla birkaç boya beneği yapayım. İyi gidiyorum, renkleri değiştirelim. Bak, ben de popit şekillerini burnumla yapıyorum. Yaşasın, ben de benimkini bitirdim. Hiç yalan söyleyemeyeceğim, gayet güzel olmuş. Noktalarımın ne kadar mükemmel olduğuna bir bak. Seninkilerden çok daha güzel. Oo, büyüler geri geldi. Popit kurabiyeleri. Afiyet olsun. Oo, vay, bu çok çok lezzetli. Kesinlikle çok güzel görünüyor. Ben de bir ısırık alacağım. Hey, şu ışığı görüyor musun? Oo, görünüşe göre bu sefer kutu açmamız gerekiyor. Ben bunu alacağım. Yok artık, bak benimkinde ne var? Sprey boya kutuları. Acaba benimkinde ne var? Sadece sallayarak anlayamıyorum. Açacağım. Vay, bir kutu dolusu boya kalemi. Bayıldım hepsine. Oo, şuna bak, küçük bir kutu daha. Sence içinde ne var? Açıp bakacağım. Ha? Bunu hiç beklemiyordum. Jelibondan bir göz bu. Yumuşacık. Pekala, bunu yiyeceğim çünkü acıktım. Gayet lezzetli. Bir de sakız gibi. Bayıldım. Vay, çok iyi bir atıştırmalıktı. Keşke daha fazla olsaydı. Hey, bak, bu sefer ikimiz de ellerimizi kullanabileceğiz. Tamamdır, eldivenlerimi aldım ve sanat yapmaya hazırım. Şu maviyle başlayacağım ve ortada mavi bir kısım oluşturacağım. Şimdi de bu bardak boyama kılavuzluk edecek. İşte böyle elimizde mükemmel bir mavi daire oldu. Sonra da tabağa ihtiyacım olacak. Kağıda yüzüstü koyacağım. Siyah boyayı püskürttük. Tamamdır, ortada bir göz bebeği olması için biraz siyah olsun. Sonuçta bu bir göz olacak. Kalemlerim ve tek elimle göreve hazırım. İşte başlıyorum. Tek elimle göz çizme zamanı. Şimdilik gayet iyi gidiyor. Sanırım şimdi bitti. Tada! Ufak mutlu yüzüm bitti. Oo, nasıl yaptın bunu? Neyi? Ufak tatlı gözümü mü? Gerçekten inanılmaz olmamış mı? Yok artık, sihir resmimi başka bir jelibon göze dönüştürdü. Ama bu seferki devasa. Hadi canım, nasıl ya? Dev gibi resmen benim olabilir mi? İmkanı yok. Bu sefer benim. Şimdi bana izin verirsen dev gözümü yiyeceğim. Ah, of, gerçi ben de ona pastamdan hiç vermemiştim. Ah, ne oluyor? Bu da ne? Bir tane daha mı? Durmuyorlar. Ha? Bir sayfamız var. Oh, bir şeyler oluyor. Sihir parıltısı geri geldi. Şuna bak, bir dondurma külahı. Çok şeker. Çok da leziz duruyor. Keşke gerçek bir dondurmam olsa. Oh, benim de canım çekti. Hey, gel bakalım buraya. Bu eğlenceli olacak. Ya, yine mi elsiz kaldım? Tüh. Peki, tek elim ve bir de fırçam var. Boyaya gömülme vakti geldi. Sanırım kırmızıyla başlayacağım. Dondurmamızı boyayalım. Çok güzel zaman geçireceğim. Resmime farklı renkte birkaç nokta ekleyeyim. Kırmızım, sarım, mavim ve çoğunlukla beyazım var. Şimdi biraz su ekleyip hepsini birbirine karıştıralım. Ha, şuna bak, oturmuş resmini yapıyor. Ben de başlasam iyi olacak. Sanırım ağzımı kullanmaktan başka bir şey yapamayacağım. Bunu yapabilirim. Peki, kağıda birkaç nokta koymaya başlamam lazım. Şimdi de şu renge biraz ihtiyacım var. Bu rengi de biraz burada kullanalım. Oh, hayır. Çok kötü gidiyor. Yani sanırım bu kadarını yapabildim. İşte karşınızda. Hiç değilse rengarenk olmuş diyelim. Bu kadarı da olur. Benim de dondurma külahım bitti bak. Kullandığım karıştırma tekniği harika oldu. Bayıldım. Oo, gerçek bir dondurmaya dönüştü. Tıpkı umduğumuz gibi. Bir de boyadığım dondurmaya epey benzedi. Şimdi de tadına bakalım. Umarım güzeldir. Güzelmiş, çok güzelmiş. Kesin sen de keşke bir dondurmam olsa diyorsundur. Sence bu sefer ne çıkacak? Çok heyecan verici. Aman tanrım. Şuna bak. Minik tatlı bir kurbağa. Zıp zıp zıplıyor, şuna bak. Tatlı tatlı bıraklıyor. Peki, kurbağalı bir eser çıkarmaya kesinlikle hazırım. Evet, ben de. Kurbağalara bayılırım. Kağıdımı hazırlayayım.
Evet, bu sefer iki elim var. Sen de yine tek elde kaldın. Görünüşe göre bunun için ince uçlu kalemimi kullanacağım. Önce şu şekilde iki yarım kalp yaparak başlayacağım. Alttan şu şekilde bağlayacağım. Şöyle bir yayla da yukarıdan birleştirelim. Şu minik tatlı parmaklara bak, çok tatlı. Gözleri çizdiğime göre şimdi boyamaya başlayabilirim. Tabii ki yeşil kullanmam lazım. Saygıdeğer bir kurbağa olur kendisi. Ah, iki elimi birden kullanabilirim ve kullanacağım. Ondan iki kat daha hızlı bitirebilirim çünkü iki elim var. Harika gidiyor. Bu inanılmaz bir strateji oldu. Eli ve ayaklarındaki ufak parmaklar konusunda haklıydı. Çok tatlılar. Pekala, dış hatları tamamdır. Şimdi sıra boyamada. Bu gayet güzel ve hızlı gidiyor. Gerçi belki biraz özensiz gidiyor olabilir. Daha hızlı olmam lazım. Ah, duman çıktı resmen. Ay, uf 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 uf. Ne oluyor ya? Yangın çıkarmayı nasıl başardın? Of, yani sanırım kurbağa resmiyle işim bitti denebilir. Görünüşe göre fazla hızlı boyamışım. Neyse, benim kurbağa resmim alev almadı ve işte burada. Tatlı değil mi? Oo, o da ne? Bu bir jelibon kurbağa. Benim muhteşem resmimden çıkmış olmalı. Resmimizi sallayalım. Salla 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 salla. Vay, bir sürü jelibon kurbağam oldu. Aman tanrım, çok da güzel kokuyorlar. Kokuları kavuna benziyor. Şuradan bir ısırık alacağım artık. Daha fazla dayanamıyorum. Vay, harikaymış. Jöle yiyeceklere bayılıyorum. Aa, ne yapıyorsun sen? Biraz yavaşlasan iyi olmaz mı? Hayır, o kadar çok sevdim ki yavaşlayamıyorum. Hey, sen de benim gördüğümü görüyor musun? Aa, daha neler artık? Dişlerim daha uzun. Hayır, daha da büyüyor. Endişelenmeyin kızlar, size zarar veremez. Ah, rahatladım. Ama bu sıradaki yarışmamız için bir ipucuydu. Ah, peki, kağıtlarımızda da 5 rakamı var. Sanırım bununla ne yapacağımı biliyorum. Rakamı oluşturan çizgilerin üzerine şunları ekleyeyim. Sırtına küçük çıkıntılar çizeyim. Bir de göz tabii ki, dişleri de unutmayayım. Dinozorların bacakları ve kolları da olmalı, yoksa nasıl geçsin? Tamam, şimdi de biraz renk verelim. Korkunç görünmeli. Biraz daha boyayayım ve tamamdır. Evet, harika görünüyor. Ama bu sefer kendi kendine yap. Hey! Aa, hadi ama azıcık ucundan bile baktırmayacak mısın? Aa, bir saniye. Kalemler. Bunlar sorunumu çözmem için birebir. Peki, şunları biraz sıkıştıralım. Bu kalemi de biraz daha değiştireyim. Kalemlerin arkasındaki silgilere şekil verdim. Bunun üzerine kalp ve buna da yıldız yaptım. Pekala, kağıdı çevireyim de şunları kullanabileyim. Tamam, eski dostum keçili kalemi alalım. Yumurta şekli gerekli. Şimdi de sıra silgilerde. Önce şöyle boyayı batıralım. Şimdi de kağıda basalım. Pekala, yeter artık kağıtlarımızı görelim lütfen. İşte benimki öğretmenim. Umarım beğenirsiniz. Bu da benimki, henüz yumurtadan çıkmadı ama. Ne? Bunu sayabilir miyim bilmiyorum. Ah, ama seninki harikaymış. Kazandın. Ben mi? Gerçekten mi? Evet, teşekkürler. Bu cipslere bayılıyorum ama arkadaşlarla paylaşınca daha güzel. Bence senin yumurtan da çok tatlıydı. Teşekkürler. Ah, şimdi ne yapıyor bu kadın? Anlayamadım. Havlularla ne yapıyor ki? Selam, hala buradayız, hatırladınız mı? Aha, peki, tamam o zaman. Alın işte bir flamingo. Aa, flamingo demek. Peki, eğlenceli olacak. Ben en sevdiğim yöntemi deneyip elimi kullanacağım. Peki, güzel. Şimdi de kağıdı döndürelim. Bu kuşun bir kafası olmalı değil mi? Sonra da tabii ki koca gagası. Gözler de tamam. Şimdi de kanatlar. Uzun bacakları da unutmamalı. Son olarak da renk. Flamingo dediğin pembesiz olmaz. İşin bittiğinde çok güzel olacak. Eminim bundan. Boyamaya devam, boyamaya devam. Biraz daha boyadık mı? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Oranlarımın doğru olması lazım. Ah, göz kararı yapacağım. Ben de böyle gözler varken yanılmam. Peki, şöyle gibi görünüyor sanırım. Tamam peki. Flamingo gibi oldu galiba. Ah, şöyle güzel bir duşa cidden ihtiyacım varmış. Neler çizdiniz bakalım. Ah, o da ne öyle? Tuhaf bir tavuk mu? Of, evet üzgünüm ama ona katılıyorum. Seninkisi gayet güzel görünüyor. Flamingo meydan okumasını sen kazandın. Tebrikler. Tek başıma kazandım. Baksana, üzülme öyle. Tabii ki paylaşacağım. Aa, teşekkürler. Kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağladı. Güllü seven dikenine katlanır demişler. Peki, evet, çiçek resmi yapma zamanı. Aa, hayır, buralarım kurumuş. Of ya, şimdi ne yapacağım ben? Resim malzemesi almam lazım. Bakalım, hangi renkle başlasam? Tabii ki pembe. Hayır, bunu alamazsın. Ona ihtiyacım var. Lütfen, benim boyam kupkuru ve berbat.
Hayır dedim. Kendi kendine bir yol bulman lazım. Peki gülümü nasıl çizsem? Zarif bir şey olmasını istiyorum. Peki tamam, sanırım bu iş görür. Boyasını paylaşmadığına inanamıyorum. Çok kötü biri. Bu durumda gereğinden fazla sinirleniyorum. Sakinleşmem lazım. Biraz başım dönmedi değil. Poşete ne oldu ya? Harika. Üstüne boya bulaşmış. Çık üstünden, çık dedim boya. Affedersiniz. Boyanız kağıdınızda kalsın lütfen. Ha? Poşeti kullanarak boyayı sürebilirsin. Çözdüm. Onun da dediği gibi kağıda böyle bastırabilirim. Şuraya bir tane, bir de şuraya koysam mı? Aman tanrım, harika oluyorlar. Kim bilebilirdi ki? Bakalım başka ne yapabilirim? Buldum. Nereye gitti bu? Ne fark eder, kafasına göre takılsın. Ben de o sırada şunu ödünç alayım. Evet, tamamdır. Fırçayı aldım. Artık kağıdımı tamamlayabilirim. Güzel çiçeklerin altında yaprakları olmazsa olmaz. Süre doldu. Kağıtlarınızı göreyim lütfen. Peki, ben hazırım. İşte resmim. Güzel değil mi? Yani güzellik görevlidir ama yok değil. Onunki güzel. Müthiş olmuş. Aynen öyle. O yüzden bu turun kazananı o oluyor. Evet, bir yarışmayı daha kazandım. İnanamıyorum. Oo, şekerler mi? En sevdiğim bak. Evet, tebrikler. Ay kedicik. Haniymiş benim sevgilim, sen miymişsin? Tabii ya, sıradaki yarışma. Kediciyi çizin. Tamam, kedi çizmeye bayılırım. Kedilere genelde bayılırım. Harika olacak. Ne yapıyor bu böyle? Sadece kedi mi yazıyor? Ne? Aman tanrım, bunu kesinlikle ben kazanacağım. Peki kedi resmi yapma becerimi göstermenin tam vakti. Önce bir daireyle başlıyorum. Çünkü kedilerde yuvarlak olabilir. Özellikle de tombişse. Şimdi ne yapsam? Kelimeyi çok daha güzel bir şeye çevirme vakti geldi. Önce ufak yüzüyle başlayalım. Bıyıklarını da unutmayalım. Peki kafası bitti. Uzun ve koca bir çizgide sırtı ve kuyruğu olur. Çok tatlı. Eline sağlık. Kedilerinizi görelim bakalım. Tadam, işte benim bitmiş kedim. Bu da benimki işte. Dikkatim dağıldı. Peki. Bitmemiş bir işle kazanamazsın. Dolayısıyla kazanan belli. Vay, başardım. Ben ve kedicik bir tur daha kazandık. Evet, kurabiye. Kurabiyeye bayılırım. Peki, son turda da bana bir kelebek çizin. Tamam, yapabilirim. İnanıyorum. Ya da yapamam mı? Dur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu kesinlikle işe yarayacak. Öncelikle bu bantın etrafını çizeceğim. Çok zekiyim. Peki bu kadar yeter. Şimdi bir tane daha buraya çizeyim. Bir şeyin etrafını çizmek kolay iş. Yine de batırmak istemiyorum. Aynen böyle. Ne yapıyor bu? Anladım. Akıllıcaymış. O kendi kağıdına gömülürken ben de kendi planıma başlayayım. İşte çizmemizi istediği kelebeğin tatlı bir fotoğrafı. Bu kağıdı doğruca tabletin üzerine koyabilirim. Şimdi de resmin hatlarının üstünden geçeceğim. Kanatlar tamam. Şimdi de vücudu ve kafası. Antenler de var. Şimdi de kanatları bir güzel renklendirelim. Bu sarıyla pembe birlikte çok güzel duruyor. İkisini de çok sevdim. Bunu nasıl yaptın? Durun, sanat eserlerinizi göstermenin vakti geldi. Peki, şimdi ben bir tırtıl yaptım. Onunsa gerçek bir kelebek resmi var. Eline sağlık. Evet ama bak, tırtılım dönüşü verdi. Etkilendim. İkiniz de kazandınız. Evet, ikimizin de kazanmasına bayılıyorum, en iyisi. Bak, bu sefer de sakız kazandık. Paylaşmamıza gerek bile yok. Yaşasın, kazandık. Bunun üzerinde mi çalışıyordun bakalım? Bilemedim. Şurada başka bir şeyler yapsan daha iyi olabilir. Ne yapıyorsun ya? Bu benim tuvalim. Balık falan istemiyorum. Saçmalık. Bu eserin kesinlikle balığa ihtiyacı var. Al sana. Bak, bunu hak ettin. Demek öyle. Al sana. Yetti bu kadar. Pembeye bul. Peki sen de yeşillen o zaman. İğrenç birisin. Önce boya rulomu açman lazım. Aman tanrım, neler oluyor orada ya? Yeter. Bu yaramazlığınız yüzünden meydan okumaya gidiyorsunuz. Doğru kutuya. Hayır. Çabuk kaçabildiğin kadar hızlı kaç. Of ya. Kutusunda hapsolduk. Burada yapacak pek bir şey yok gibi değil mi? Evet ama ben biraz dinlenebildiğime sevindim. Şekerlerimle baş başa. Aman tanrım, bu da ne? Müdüre mi?
buraya gelmiş. Pekala, dikkatinizi verin. Bu popit telefon kılıfından istiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Size telefonun bir şablonunu da getirdim. Telefon şablonu mu? Of ya, kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yine de seni kolaylıkla yeneceğim. Göreceğiz bakalım. Aklıma harika bir fikir geldi bile. Evet, şeker demek çözüm demektir her zamanki gibi. Bunları şablona koyarak başlayacağım. Hepsinin güzelce hizalandığından emin olmalıyım. Tamamdır, sonra da telefonun tamamını kaplayalım. İşte budur. Sen kendini zeki sanıyorsan bir de buna bak. İşte minik merdanemle rahat rahat koşacağım Zafer'e. Kafiyeli oldu. Tamamdır, şimdi boyalarımı da alayım. Merdanemin üzerine birkaç tane turuncu benek konduruyorum. Çizgi boyunca tamamına yapıp diğer renklere geçeyim. Oo, bu mavi ışıl ışıl. Resmen bayıldım mavi. En sevdiğim renk olabilir. Tamamdır, beneklerim tamamlandığına göre yuvarlamaya hazırım. Şuna bak, ne güzel işe yaradı. Hey Müdür Hanım, eserim tamamlandı. Ha? Ah tabii ya, sanat eseri, bakayım. Peki ne yapmaya çalıştığını anladım. Çok hoş. Peki ya sen? Ha tabii, çalışmamdan da derin bir şekilde etkileneceğinizi düşünüyorum. Ah amanın, çok aptalım. Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Gerçekten iyi bir şey yapmıştım, inanın ki. Tamam, peki sana inanıyorum ama yine de sen kaybettin ve o kazandı. Ödülüm telefonun kendisi mi? İnanılmaz, çok teşekkür ederim. Şimdi de popit kılıfıyla oynama zamanı. Ah, bir de sipariş vermek istiyorum. Evet, büyük bir boy lütfen. Teşekkürler. Oh, hızlıymış. Mükemmel hizmet. Evet, pizza zamanı. Açlıktan midem kazınıyor ve bu çok güzel görünüyor. Ama o çok üzgün görünüyor. Hey, pizza söyledim. Paylaşmak ister misin? Ha, tabii isterim isterim. Çok teşekkürler. Bakalım çevresini nasıl çizeceğim. Hay Allah, dişlerimi ruja bulamışım. Şu açıyla denesem mi acaba? Ha, tamamdır, evet. Şimdi resmimi çizebilirim. Tada! İşte bu kadar. Midire'nin resmini bitirdim. Portre dediğim böyle çizilir bak. Şimdi de seni bunu boyama düellosuna davet ediyorum. Peki, madem öyle bize bolca makyaj malzemesi gerekecek. İşte sen de bunu kullanabilirsin. Pekala, makyaj setim önümde hazır ve nazır duruyor. Acaba makyajıma nereden başlasam? Ah evet, buradan başlayalım. Cüretkar ruj renklerini çok severim. Biz de böyle iddialıyız. Bu pembe çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şimdi de maviye geçelim. İşte bu kadar, sıra göz kapaklarında. Mavi ne kadar da güzel parlıyor. Aldığımızı da unutmayalım. Şu güzelim elmacık kemiklerini ön plana çıkarmalıyım. Saçlara da biraz renk katmam lazım. Oo, bu mor mükemmel. Keşke benim de mor saçlarım olsaydı. Biraz da çilli yapalım kızımızı, çünkü çiller tatlıdır. Tadam, potre boyamamı bitirdim. Ben de benimkini bitirdim. Hocam, değerlendirmeye hazırız. Ey, bu yaptığın makyaj mıdır nedir? Bakmak bile istemiyorum. Ah, seninkine bayıldım. Çok güzel. Tadam, bir ödül daha kazandın. Bu palet senin. Evet, yeni makyaj malzemelerine bayılırım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ha? Hey, bir saniye, bu makyaj malzemesi değil ki, beyaz çikolata. Ne? Ama peki ya benim resmim? Bence tam öpmelik. Yani başka kimse sevmese de ben onu severim. Aman tanrım, palyaçoya dönüştün resmen. Ne? Palyaçoya dönüşmüşüm. Pekala, yeni meydan okumamıza geçiyoruz. Dikkatinizi verin. Dondurma külahımı rahatlıkla halledebilirim. Resim yapmaya koyulup sanatçı yanımı konuşturayım bakalım. Dondurmamız da külahımız da hazır. Şimdi de süsleyelim. İşte böyle, mutlu ve tatlı bir dondurma. Sırada boya zamanı var. Yine de biraz şıklaştıracağım. Tamamdır, bakalım bu düşündüğüm gibi olacak mı? Mavi ile başlıyor. Ve şimdi de mor geliyor. Gözlerin etrafından boyamam lazım. Şimdi de pembe ile son rötuşlar, tam planladığım gibi. Mükemmel, işte harika bir dondurma külahı diye buna derim. Külahımızı da boyasak iyi olur, öyle boş boş bırakamayız. Bence sarıya boyamak cesur bir zıtlık katacaktır. Aa, bunu nasıl yaptın ya? Müthiş olmuş. Derinliğimizi de ölçsek iyi olacak. Evet, güzel. En az bu kadar, harika bir şey yapmam lazım. Bakalım. Oh, işte tam ihtiyacım olan şey. Pardon. Selam. Dondurmanızı alabilir miyim lütfen? Ah, seni tanımıyorum, imkanı yok. Ama çok 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 ihtiyacım var. Ne oluyor ya? Benim bu. Bırak şunu ve git başımdan. Aa! Kaptım bile. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Oh, peki geldim geri. İşe koyulsam iyi olacak. Bu güzel bantla külahı yerine sabitleyeyim. Biraz daha sağlam olmalı. Şöyle aşağıya da bir tane yapıştırayım.
İşte bu kadar. Bu kadarı güzel ve sağlam olmuştur. Mükemmel. Hocam, size sanat eserimi göstermeye hazırım. Ah, bu kadar hızlı mı? Heyecanlandım. Bu sanat sayılır mı ki? Hayır, pek sanmıyorum. İyi, sen ne yaptın? Göster bakalım. Peki o zaman, işte bu çok daha iyi. Çok tatlı ve rengarenk. İşte ödülün. Güzel. Ben de acıkmaya başlamıştım. Dondurmaya bayılırım. Bu epey soğuk. Bir dakika, bu da ne ya? İmdat, dondum. Ne oluyor sana ya? Dondurma galiba fena soğukmuş. Amanın, gitti çocuk. Umarım iyidir. Pekala, her şeyini hazırladım ve gitmeye hazırım. Tatil şapkamı da taktım mı tamamdır. Yolcu yolunda gerek. Güle güle, kendinize iyi bakın, ben kaçar. Aman tanrım, keşke ben de tatile gidiyor olsaydım. Çok eğlenceli olurdu. Kumsallarda dinlenebilir, güneşin altında tropik bir içecekle rahatlardım. Aman adı rüzgarları çok güçlüymüş. Evet. Hey, dalıp gittin yine hülyalara. Ne hayal ediyordun? Sıcak kumların ve serin rüzgarın arasında bir sahilde tatil. Vay, bu bana ya yeni eserim için bir ilham verdi. Bıçağıma küçük bir parça boya koyuyorum ve sonra da sürüp duruyorum. İşte bu kadar, henüz bir şeye benzemiyor ama bak bekle. Şimdi de pamuklu çubuğa biraz yeşil boya süreyim. Çizip kavis veriyorum, sonra da üste şöyle fırça darbeleri atayım. Alt tarafını da yapmayı unutmamalı. Şunlara baksana, palmiye yaprakları mükemmel oldu. Tamam, işte bu kadar, tropik cennetim hazır. Bence çok güzel görünüyor. Vay, çok güzel, tıpkı hayallerimdeki gibi. Bence bir şeye daha ihtiyacı var gibi. Parmak boyası yapmayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Görünüşe göre unutulmayan bir yetenekmiş. İşte bitti. Müdüre tropik kesisinden geri dönmüş. Bu cennet gibi resmi birlikte yaptık. Birlikte mi çalıştınız? Harika haber. Tebrikler, bunu ikiniz birden kazandınız. Evet, tropik adaların tadından bir yudum. Burada elimizde. Eline sağlık. Senin de. Hadi gel ve sessiz ol. Bence bunu yapmamalıyız. Artık çok geç. Hazır mısın? Çikolata. Tamam, beni takip et. Bastığım yere bas. Şşt, iyi misin? Onu takip etmemi söyledi. Neyse ki elimin üstüne indim. Yoksa canım yanabilirdi. Neyse, boş ver. Çikolatamız var. Bu çikolata değil. İnanamıyorum. Bu bir resim. Vay canına. Bu gerçek. Ne oldu? Neredeyiz? Bak, resim malzemeleri. Galiba resim yapmaya başlayacağız. Tamam, birinci meydan okuma. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne şirin bir köpek. Bizim olabilir mi? Tamam, bunu yapabilirim. Ressamların bunu yaptıklarını görmüştüm. Neden bilmiyorum ama iyi görünüyor. Bayağı küçük bir köpek. Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Ne olmuş? Benim de elim var. Anladım, bu kolay. Elimin çevresini çizeceğim. Ne yapıyorsun? En azından mutlu. Elimi kağıda bu şekilde koyuyorum. Sonra kenarlarını çiziyorum. Şimdi bir köpeğe benzetiyorum. Biraz tüy, sevimli küçük gözler ve bir burun. Şimdi biraz da renk katalım. Bayağı güzel oluyor. Çizgilerden taşırmamalıyım. Neredeyse bitti. İşte çok sevimli oldu. Bununla gurur duyuyorum. Ona şanslı adını vereceğim. Gerçekten bayağı iyi. Yani benimkini de sevdim ama... Vay canına, en azından denedin. Kim kazandı? Evet. Bak, bir şey oluyor. Bisküvi, nefis. Hem de kemik şeklinde. Dahice köpek temasını severim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Dur biraz. Bisküvi, kemik, köpek. Dur, onlar senin için değil. Bunların da harika. Tarifini almam lazım. Keşke bunu yapmasaydın. Ne oldu ki? Bu bisküviler oradaki köpek için. Bunu bana söyleyemez miydin? Bunu hak ettin. Hey, gel oğlum. Bak burada ne var. Hadi gel. Aferin oğluma. Aferin sana akıllı oğlum. O kadar poz verdikten sonra acıkmışsındır. Sen çok akıllı bir köpeksin. Bunlar senin için.
Bu çok heyecan verici. Tek boynuzlu bir at. Hmm, bu biraz zor olabilir. Kalemleri kullanacağım. Bilmiyorum, çok seçenek var. Boya mı? Yoksa kalem mi? Kalemler. Bence bu doğru seçim. Tamam, başlıyorum. Tüh, kalemim kaydı. Affedersin. Aa, kaydı mı? Tamam. Çocuk gibisin. Çizimini geliştirmene yardım edeyim. Sakın bunu bir daha yapma. Seni uyardım. İyileştirdim. Aa, bir yeri unutmuşsun. Renklendirmene yardım edeyim. Bu çok saçma. Al sana. Yeter, kes şunu. Bunu bütün gün yapabilirdik. Bir kağıt daha al. İyi, sana arkamı döneceğim. En güzel tek boynuzlu atı ben çizeceğim. Buldum. U ne? İyice. O re ne? Şimdi bunları birleştirmeliyim. Güzel bir saç modeli yapalım. Bacakları unutmamalıyım. Şimdi tek yapmam gereken boyamak. Pembe buna çok uygun bir renk. Bence bu kazanacak. Keşke gerçek bir tek boynuzlu at olsaydı. Geriye sadece kuyruğu kaldı. Bitti. Kolay oldu. Tada! Ah, hayır. İşte benim çizimim. Bu iyi. Aferin. Bu roundu kim kazandı acaba? Aha! Ah, çok şaşırdım. Evet. Ödül ne? Lütfen bir tek boynuzlu at olsun. Bu da idare eder. Bu olmaz. Çok küçük. Bakalım. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle küçük bir parça alsam farkına varmaz. İşte ihtiyacım olan bu. Geri çekil, ortalık fena batacak. Aa, bunu kapmış olamazsın. Özür dilerim, kaydım mı ve pastaya düştüm. Ben sana biraz ayırdım. İnanılmazsın. Teklif etmiştim. Sıradaki kapışmaya hazır mısın? Kaktüs mü? Seni mahvedeceğim. Hiç sanmam. Sen yenileceksin. Başla. Bu kolay olmalı. Enerjim yüksek tutmalıyım. Stres yok. Kalemle uyum içindesin. Neredeyse bitirdim. Sonunda bitti. Farka bak. Zor ama değil mi? O ne? Bak da öğren. Süngeri kağıda sürüyorum. Sonra kolları için daha küçük bir sünger kullanıyorum. Şimdi sıra çiçeklerde. Sadece birkaç detay eklemeliyim. Sonra bunu çerçeveletebilirim. Ne düşünüyorsun? Sonuçta ikisi de yeşil. Sakın işini bırakma. Buna bir yarışma bile denemez. Vay canına, kaktüs şeklinde bir pinyata. Sence içinde şekerleme var mıdır? Öğrenmenin bir tek yolu var. Bunu gözlerim kapalıyken yapacağım. Tamam, şimdi biraz antrenman yapalım. Muhteşem, bak. Ha, bir şey mi dedin? Nereye gitti? Burada mısın? Ah, kendisi bilir. Ne oldu? Hey, bu şekerlemeler nereden geldi? İçimde bu seferkiyle ilgili iyi hisler var. Aman, bu hayal kırıklığı oldu. Bu bir meydan okuma değil miydi? Tamam, bu sefer ne kullansam? Çok büyük. Ha, yok, beğenmedim. Ha, bu mükemmel. Balkabağının çizimi basit olmalı. Sonuçta turuncu bir daire. Bunu kazanmam lazım. Tamam, bu olur. Dilimleriyle başlıyorum. Sonra da sapı. Şimdi içini doldurmalıyım. Farklı tonlamalar ve renkler daha güzel görünmesini sağlar. Bunu beğendim. Ne düşünüyorsun? Hey, uyan. Uyansana. Uyan, resim yapmamız gerekiyordu. Ah, uyandım. Ne oluyor? Ah, doğru ya, balkabağı. Aman, ne güzel, süre doluyor. Yapabileceğimin en iyisi bu. Yanağında bir şeyler var. Öyle mi? Ne? Aa, boya. Sana yakıştı. Evet.
Ödül nedir? Bal kabağı suyu mu? Bu güzel değil. Kendimi tuhaf hissediyorum. Ne oluyor? Başımda bir bal kabağı mı var? Neyse, bir sonraki Cadılar Bayramı için kostümün hazır. Bu oyundan nefret ediyorum. Yüzüm. Güzel yüzüm geri döndü. Pardon, çok korktum. Bunu bir daha asla içmem. Hey, şunu ortada tut. İyi bak. Sonunda bir popit var canına. En iyisi buydu. Bunun harika görünmesi lazım. Önce bir kare çizeceğim. Sonra da dairelerine. Daha iyi bir fikrim var. Neyse ki yanında bir fotokopi makinesi bulunduruyorum. Tamam Popit, içine giriyorsun ve kopyaya basıyorum. Daha iyisini yapamazdım. Nasıl gidiyor? Bu kadar. Şimdi sadece boyamam lazım. Bu eğlenceli olacak. Buraya kırmızı boyayla bir çizgi çekiyorum. Şimdi de geri kalanını yapıyorum. Gökkuşağı gibi oldu. Gerçek bir popit gibi görünüyor. İçimden üstlerine basmak geliyor. Bravo, sanırım bunu ben kazanabilirim. Aman tanrım, ben kazandım. Şaka mı bu? Benimkine bakın. Hanımefendi, masadan uzaklaşın. Elinizi bana verin. Diğerini de karşı koymayın. Fotokopi makinesi kullanmak resim yapmak değildir. Burada hile yapılmasına müsaade etmeyiz. Özür dilerim. İnsanları tanıyamıyorsun. Vay canına, çikolatadan bir popit. En sevdiğim iki şey bir arada. Nefis. Tamam, karakola gidiyorsunuz. Hadi. Ay neyse. Yaratıcı bir yarışmaydı değil mi? Umarız yarışmamız kendi şaheserini yaratman için sana ilham vermiştir. Ama sence en başarılı kimdi? Annie mi, Betty mi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma.